Canlarım selam trigonometri kampımızın 14. adımına hoş geldiniz sefalar getirdiniz artık trigonometriyi trigonometri kampımızı noktalıyoruz arkadaşlar ee, yani evet bu seneki aklımda olan iki tane kamp vardı konu kamplarında trigonometri ve limit türev integral limit türev integral e, hazırlamıştık konuda ama nasip olmadı biliyorsunuz ki e, Milli Eğitim Bakanlığı limit türev integral konularını kaldırdı 12. sınıf 2. dönem konularını kaldırdı ve trigonometri daha önemli bir hal almıştı bu noktada. Artık 4 tane ya da 5 tane sorunun net olarak geleceği ve seçici sorulardan oluşacağını biliyorduk ve bununla alakalı çok güzel bir kamp yapma fikrim kafamda vardı. Allah'ıma şükürler olsun, elhamdülillah. Bu kampı da güzel bir şekilde sonuna kadar getirdik arkadaşlar ve çok güzel bir kamp oldu. Çok öğretici oldu. Üniversite sınavının yani sınav ayarının da üstünde bir kamp oldu. Bitirenin ee, trigonometride soru kaçırmayacağını düşündüğüm bir kamp oldu. Umarım sizlere de çok faydalı olacak ve sınava girip bütün trigonometri sorularını doğru yaptığınızda dönüp bana diyeceksiniz ki hocam gerçekten katıldığıma o kadar memnun olduğum kamplardan bir tanesi oldu ki trigonometri de 4'te 4 5'te 5 kaç soru çıktıysa hepsini yaptım diyeceğinizi umuyorum inşallah. Şimdi konu kısmını bitirmiştik. En son trigonometrik denklemlerle noktalamıştık. Şimdi arkadaşlar trigonometri 2 dediğimiz kısım var ya. Hani ee, toplam fark formülleri, yarım açı formülleri ve trigonometrik denklemler artı. Tabii ki de trigonometri bir de gördüğümüz şeylerin tamamını kapsayacak olan o son 2 testimizin birinci testindeyiz. 41 tane soru konuşacağız sizlerle. Bir de bir sonraki adımda yani 15. adımda trigonometri 2'nin test ikisini orada da 44 soru konuşacağız. Ve trigonometri kampımızı noktalayacağız. Yani toplamda 2 videoda 85 tane soru izleyeceğiz yapacaksınız ve trigonometri kampımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar hemen sizlerle beraber sayfa konuşalım trigonometri video ders kitabımızdan Allah güzel kitaptı ya bir şey söyleyeyim mi? iyiydi yani 100, 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ve 117 arkadaşlar 41 soru itibariyle 117'yi de noktalamış ve bitirmiş olacağız Hazırsanız şu kahvemden de güzel Canım öğrencilerimle beraberim. Kahvemden de bir güzel yudum alayım şöyle. Daha ne isterim ya? Önümde trigonometri, Karşımda bir taneciklerim. Hadi dersimiz başlasın. Evet. Birinci soruyla başlıyorum. Eş. E, eş. Eş. Evet. Birinci soruyla başlıyorum. Hadi ne eş? Hadi başla. <laughs> eş meş yok. Evet. Kotanjant PXI soruyor. Kosa, ve kos b. Bunlar da kare alıyorduk arkadaşlar. Hemen karesini alalım her iki tarafın. Buranın ve buranın karesini alıyorum. Birincinin karesinden ne geliyor? Kosinüs kare a geliyor. Eksi 2 çarpı kosinüs a sinüs b artı ikincinin karesi yani sin kare b geliyor. 6 bölü 5'in karesi 36 bölü 25 oluyor. 36 bölü 25. Şimdi ikincinin karesini alıyorum. Yani her iki tarafın yine karesini alarak devam ediyorum. Birincinin karesi sin kare a. Artı çarpımlarının iki katı iki tane sinüs a kosinüs b. 2 sin a kos b. Artı ikincinin karesi kos kare b eşittir. 2 kök 7'nin karesi 4 kere 7'den 28 paydamızda da zaten 25. Tabii ki bunları sonra taraf tarafa toplayacağız. Çünkü taraf tarafa topladığımız zaman bakın kos kare a sin kare a toplamda 1 yapar. Sin kare b kos kare b yine toplamda 1 yapar. O zaman 1 bir artı 1'den bir 2'miz var. Artı bakın bir iki burada bir iki burada. İki parantezinde. Önce artısını yazayım. Sin A cos B eksi cos A sin B eşitmiş. Bunların ikisini toplarsak 36, 28 daha 64 64 bölü 25 yapar. 2'yi karşı tarafa attığım zaman 2 parantezinde hatta 2'yi karşı tarafa atarken şu altını kırmızıyla çizdiğim ifadeyi de bir bakalım. Ne bu? Toplam fark formülleri değil mi? Sin A cos B cos A sin B. Lan sırtım kaşındı dur bakayım. Allah. Sin A cos B artı cos A sin B. Yani sinüsün fark açılımı var burada. 2 parantezinde sinüs A eksi B diye yazalım burayı. Tamam mı? Eşit olmalıdır diyeceğim. Eşit olmalıdır. Bu 2'yi karşı tarafa atacağım. Ee, o da 64 bölü 25'ten 2 çıktığı zaman e, 64'ten 50 çıkınca 14 mi oluyor? 14 bölü 25. Sonra bu 2 ile bu 14'ü sadeleştireceğim. O zaman sinüs A eksi B'nin 7 bölü 25 olduğunu hesaplamış olacağız arkadaşlar. Sinüs A eksi B 7 bölü 25'miş. Şimdi e, bize kotanjant B eksi A lazım. Şimdi arkadaşlar kotanjant B eksi A demek kotanjant B eksi A'yı eksi A eksi B diye düşünelim. Kotanjant eksiyi kusar. Yani eksi kotanjant A eksi B diye düşünebiliriz. Tamam mı? Yani <laughs> sinüs A eksi B'yi biliyoruz. Kotanjant A eksi B'nin eksilisini alacağız. Gibi düşünebilirsiniz. Sinüs A eksi B için bir üçgen çiziyorum. Dik üçgen çiziyorum. Bu dik üçgenin bu açısı A eksi B. Karşısı 7. Hipotenüsü 25. 7, 24, 25'ten burası da 24. O zaman kotanjant a eksi b'yi hesaplamak istersek <laughs> özür dilerim kotanjant <laughs> a eksi b hesaplamak istersek a eksi b'nin komşusunda 24 var hipotenüsünde e, karşısında 7 var yani cevabımız 7 bölü 20, 24 bölü 7 değil e, eksilisi arkadaşlar çünkü benim ihtiyacım olan şey eksi kotanjant a eksi b o zaman eksi 24 bölü 7'den cevabımız 5 olacak birinci soruyu böylece halletmiş olduk geldim 2'ye İki de ne diyor? Aşağıda yarı çapı 30 santim olan dairesel bir hedefe sırasıyla ateş eden Eyüp ilk atışı A noktasına, ikinci atışı ise hedefin orta noktası olan O noktasına atmıştır. B noktası ile hedefin direği B noktası ile hedef direği arasındaki uzaklık 2 metredir diyor. He, tamam. Ee, yani şöyle uzatırsam bu uzunluğu <laughs> buranın 2 metre, 200 santim olarak yazalım. 200 santim olduğunu söylemiş. Tamam. B noktasının zemine uzaklığı 1 metredir diyor. Yani şuranın 100 santim olduğunu söylemiş. Tamam. O zaman burası da 100 santim. O da güzel. Hedefin merkezin zeminin olan uzaklığı 150 bir ee, 1,5 metre. Yani 150 santim. E, şurası 100 santim olduğuna göre demek ki şu uzunluğun 50 santim olması lazım. 50 santim yazdım. O da güzel. Başka bir şey vermiş mi? Yarı çapı 30 demiş. O zaman şuranın da şöylece 30 santim olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki A noktasının yerden yüksekliği de 180 santim yani 1.8 metre oluyor. Hedefin merkezinin zemin olan uzaklığı olduğuna göre tanjant ABO. ABO. Bu açının bu açıya alfa dersen bu açının tanjantını soruyor. Hemen yanındaki açıya beta diyelim. Büyük açıya da teta diyelim arkadaşlar. O zaman <laughs> alfa artı betanın teta eşit olduğunu bulduk. Alfa'yı yalnız bırakırsak alfa teta eksi beta oldu. Tanjantını aradığımıza göre tanjant alfa eşittir. Tanjant teta eksi beta oldu. Bu da açarsam tanjant teta eksi tanjant beta bölü bölü 1 artı tanjant teta çarpı tanjant beta olacak. Şimdi yazmaya başlayalım. Şuraya hemen tanjant teta acaba nedir? Bir de tanjant beta acaba nedir? Bunları konuşalım şimdi tanjant teta. Teta açısına bakıyorum. Teta açısının karşısı 80 santimi görüyor gördüğünüz gibi. Teta açısının komşusu da 200'ü görüyor. 80 bölü 200. Yani 8 bölü 20. 4'e bölersem 2 bölü 5. Tanjant teta'nın 2 bölü 5 olduğunu buldum. Problem yok. Tanjant beta'ya baktığım zaman o da 50 bölü 200. Yani 4'te 1 olduğu için 1 bölü 4. Oraya da 1 bölü 4 yazdım. O zaman <laughs> 1, 2 bölü 5. Hatta isterseniz direkt paydalarını eşitleyelim. 4 ile genişletirsem 8 bölü 20. 5 ile genişletirsem 5 bölü 20. O zaman yukarısı 8 bölü 20 eksi 5 bölü 20 bölü 1 artı 8 bölü 20 çarpı 5 bölü 20. Yukarı taraf 3 bölü 20 yaptı. Tamam mı? Aşağı tarafta 1 artı 8 kere 5 40 bölü 20 yaptı. Yani 60 bölü 20 yaptı. 60 bölü 20. Yok. 60 bölü 20 olur mu lan? Pardon. Ee, şurası 40 bölü 400 olacak değil mi? 8 kere 5 40 bölü 400. Yani 4 bölü 10 yani 2 bölü 20. 1 artı 2 bölü 20. 22 bölü 20 yapar. 22 bölü 20. 20'lerde birbirini götürür. 3 bölü 22 yapar. Zaten biz de onu arıyoruz arkadaşlar değil mi? Tanjant alfayı arıyoruz. 3 bölü 22 cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olacak. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Diyor ki buna göre... Ee, 1 eksi tanjant 5 artı 1 artı tanjant 5. Hadi hemen dersi hatırlayın. 1 eksi tanjant 5 bölü 1 artı tanjant 5 neydi arkadaşlar Tanjant 45 eksi 5 Yani tanjant 40 da bu Neden Çünkü bir yerine tanjant 45 yazın Tanjant 45 eksi tanjant 5 bölü. E bu tanjant 5'i de 1 çarpı tanjant 5 diye düşünün. 1'in e yerine de tanjant 45 yazın. O zaman şöyle olur. Tanjant 45 eksi tanjant 5 bölü 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant 5. Yani tanjant 45 eksi 5'in açılımı var aslında orada. Tanjant 40'ın A türünden eşitini soruyor. Yukarı tarafa bir bakalım isterseniz. Şu sin 65'i cos 25 diye yazalım. Tamam mı? Şuradaki sin de cos 40 diye yazalım. Niye bunu 25 diye yazdım? Burada 25 var diye. Bak cos 15 cos 25 sin 15 sin 25. Cos cos eksi sin sin. Yukarıda bir kosinüs açılımı var. 25 artı 15'ten 40. Yani yukarısı kosinüs 40 aslında. Aşağı tarafta da sin 80 cos 40 cos 80 sin 40. Yani sinüsün fark açılımı var. 80 eksi 40'tan Aşağıda da sinüs 40 var arkadaşlar. Kosinüs 40 bölü sinüs 40. Yani aslında soruda bize A diye verilen şey kotanjant 40. Ve kotanjant 40'ı A diye verdiyse o zaman tanjant 40 da 1 bölü A olacak. Çünkü tanjant kotanjantın çarpmaya göre tersi. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Aşağıda yarı çapı 12 santim olan O merkezli dairesel ayna ve ABCD dikdörtgeni şeklindeki stand verilmiştir. Tamam. Buna göre sekant ADE açısı. ADE. Bu açıya alfa dersem, bu açıya alfa dersem sekant alfayı soruyorsun sen bize. Öyle mi? Peki. ADE. Peki, şimdi. Arkadaşlar, şu E'den şuraya bir tane göndersem. Şöyle dikimi gönderdim. 8 ise 8. 12 ise 12 yarıçaptan. O zaman burası ne yaptı? 24 yaptı. Şimdi bakın, şu uzunluğun tamamına, şuradaki uzunluğun tamamına isterseniz Şuradaki uzunluğun tamamına da Şöyle yapalım Şuradaki uzunluğun tamamına da x gerekir Çünkü teğetler birbirine eşit biliyorsunuz O zaman tamamı 8 olduğuna göre Şuraya x eksi 8 kalır Tamam mı? E, o zaman ben buranın tamamına bak Şurasına 8 demiştim Şurası da 8 olacak o zaman Çünkü bu teğet bu da teğet gördüğünüz gibi Demek ki şuradaki uzunluğun tamamı da ne oluyor? x artı 8 Yani orada şöyle bir üçgen oluşuyor aslında Şöyle bir üçgen oluşuyor Burası 90 derece Burası x 8. Burası 24. Burası da x artı 8. Sanırım bunu 18 sağlıyor. x yerine 18 yazarsanız Pisagor'u sağlar. E, çünkü 18 artı 8'den 26. 18 eksi 8'den 10. 5, 12, 13'ün 2 katı. 10, 24, 26 üçgeni. Aynen. O zaman arkadaşlar artık bizim ihtiyacımız olan şey sekant ADE. Yani sekant alfa. Sekant bir bölü kosinüs. O zaman önce kosinüs alfayı bulalım. Alfanın karşısında 24 var. Hipotenüsünde 26 var. 24 bölü 26'dan 12 bölü 13. Ee, pardon. Ee, kosinüsü değil. Sinüsü arıyor. Şey sinüsü değil. Kosinüsü arıyoruz. Özür dilerim. Komşusunda e, nere, kaç burası? X eksi 18 yani 10. E, komşusunda 10 var. Hipotenüsünde 26 var. Yani 5 bölü 13 kosinüsü. E, sekantı da bunun çarpmaya göre tersi. Yani 1 bölüsü. Yani 13 bölü 5 olacak. O halde cevabımız E şıkkı olarak bulunmuş olur. Geldim 5. soruya. Ne yapacağız arkadaşlar? Çok bariz bir şekilde soru ne diye bağırıyor? Payda eşitle. Payda eşitle. Payda eşit diyorum o zaman. Burayı sinüs 2B ile genişletiyorum. Burayı da kosinüs 2B ile genişletiyorum. Ne oluyor yukarısı? Kosinüs 3 tane A, sinüs 2 tane B artı sinüs 3 tane A, kosinüs 2 tane B. Bu pay kısmı. Paydasına baktığınız zaman zaten sinüs 2b çarpı kosinüs 2b eşit olmalıymış 2'ye. Şimdi yukarısı cos sin sin cos. sinüsün toplam açılımı sinüs 3a artı 2b yukarı taraf. İçler dışlar yaptığınız zaman bakın 2 tane sin 2b cos 2b sinüsün yarım açısının açılmış hali. Geri toplarsam 2b'nin 2 katından sinüs 4b. İkisi de sinüse eşit olduğuna göre 3a artı 2b eşittir 4b artı 360k Bir de bunun eksilisi ama Önce buradan bir yapalım çünkü burada bize kök mök sormamış a bölü b'yi sormuş direkt k'yı sıfır alalım Direkt 3a artı 2b'yi 4b'ye eşitleyelim Buradan karşı tarafa atarsam 3a eşittir 2b olur Bize a bölü b'yi sormuş O zaman a bölü b'nin de 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz Cevabımız b şıkkı olacak 6 ile devam ediyorum Diyor ki aşağıda yarı çapı 1 santim 1 kilometre olan dairesel bir pist üzerinde koşu yapan Hüseyin'in görseli verilmiştir. Hüseyin Güneş'ten yanmış herhalde biraz. Hüseyin A noktasından başlayarak gördüğünüz gibi bir kavruk bir tipi var Hüseyin'in. Hüseyin A noktasından başlayarak o merkezi etrafında negatif yönde 1700 derece koştuğunda denk geldiği nokta B noktası olmaktadır. A ile B noktaları arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar... 1700'ün öncelikle esas ölçüsünü bulalım. 1700'ün içerisinden 1440'ı çıkartıyorum. 1440 biliyorsunuz ki 360'ın 4 katı. Çıkarttığım zaman 260 kalıyor. Yani bu arkadaşımız negatif yönde, yani saat yönünde 260 derece dönüyormuş. Saat yönünde 260 derece dönmesi demek bakın şöyle bir şey olması demek. Şimdi bu buradan A noktasında ya. Saat yönünde 270 dönse zaten bu noktaya gelir. 3 tane 90 gidecek. 260 döndüğüne göre demek ki bu 270'in oraya 10 e, derece kalmış demektir. Şunu sileyim. Şununla göstereyim. Şöyle yaparsak eğer ben şuraya 10 derece dersem aha da A üssü diyelim. Hüseyin'in geldiği yeni yer burası. Tamam mı? Aynı şekilde burası da şöyle 1. Şimdi bize ne diyor? E, A ile B noktaları arasındaki uzaklık. Yeni geldiği yer B mi oluyormuş? Aynen A üstü olmuyormuş. B yazalım buraya. Burası B oluyormuş. Tamam. Şimdi bunların arasındaki mesafe soruluyor bize öyle mi? Şimdi arkadaşlar burası bir, burası bir. İkiz kenar üçgen. Hemen dikimi indiriyorum. Zaten trigonometrik cinsten yazılıyor ya. Bir 90 derece oluşturmam lazım. Diki indirdim. İkiz kenardan indirilen dikme iki parçaya böldüm. Buraya x dedim. Buraya da x dedim. Şurası 10 derece arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 10 Şurası da 90 derece olduğuna göre tamamı 100 derece. İkiz kenarından indirilen dikme iki eşit parçaya böldüğüne göre 100'ü 50-50 bölecek. Yani 10 şurası 40 olacak. Burası da 50 olacak. Şimdi bu 50 derecenin 50 derecenin bir karşısı belli bir de hipotenüsü belli. Karşı bölü hipotenüs sinüsü verir. O zaman ben sinüs 50'yi yazmak istesem karşısında x hipotenüsünde 1 olduğu için x eşittir sinüs 50 olur. E burası da sinüs 50. E burası da sinüs 50. O zaman AB 2 tane sinüs 50 olacaktır. Cevabımız B şık. Geldim 7. soruya. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar kök 3 gördüğümüz yere tanjant yani sinüs bölü kosinüs yazacağız. Hatta şey bile yapabiliriz. 1 bölü 2 ile çarpıp bölme muhabbetini yapabiliriz. Yani şöyle düşünelim. 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm. Bir de 2 ile çarptım. Ne oldu yukarısı? 2 çarpı Kök 3 bölü 2 yerine ne yazabilirim? Kosinüslü bir şey yazalım. Kök 3 bölü 2 yerine kosinüs ee, 30 yazabilirim. O zaman iki parantezinde kosinüs 30 sinüs 20 artı 1 bölü 2 yerine de sinüs 30 kosinüs 20 yazabilirim. Yukarısı eyvallah. Aşağı, aşağıya yine 2 ile çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Bak 2 ile çarptım. 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm. Kök 3 bölü 2 yerine e, arkadaşlar kosinüs ee, yine 30 yazalım. Kosinüs 30 kosinüs 10 eksi 1 bölü 2 yerine de sinüs 30 sinüs 10 yazalım. İkiler birbirini götürüyor zaten. kosin sin artı sin Kosinüsün 30 artı 20'den 50 pardon sinüsün açılımı değil mi? Kos sin kos. Yukarısı sinüsün 30 artı 20'den 50 derecesi. Aşağısı da arkadaşlar Baktığınız zaman kos kos eksi, sin sin olduğu için kosinüsün 30 artı 10'dan 40'ı. Kosinüs 40. Zaten sinüs 50, kosinüs 40. 50 ile 40 birbirine 90 dereceye tamamladığı için sinüsleri kosinüsleri birbirine eşit olacağından cevabımız 1 yani D olacak. 8 ile devam ediyorum. Bakın güzel bir yeni nesil soru. Şanlı Türk bayrağımızda gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Aşağıda zemine dik durumda olan bayrak... Bay, ya bayrağımız ne güzel ya. Valla 10 numara bir bayrak ya. Kurban olurum yani. Ölünür şu bayrak için. Aşağıda zemine dik durumda olan bayrak direği ve... ...bu direğin düşmemesi için monte edilen... ...AC ve BC çelik halatların gör, görseli verilmiştir. Bir süre sonra çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle... ...direkt aşağıdaki gibi... ...sağ tarafa doğru alfa derece yatmıştır. Hmm. Yani arkadaşlar... ...şöyle diyebilir miyiz? Bu yeni konum olduğuna göre... Bu aradaki açı alfa. Alfa derece yaptığını söylüyor. Ye, bayrağın yeni durumu. Tamam. Bir süre tamam. Buna göre kotanjant alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki açıya x diyelim. Şuradaki açıya y diyelim. 2 için toplamı bir dıştan. Şuradaki açı x artı y olur. O zaman alfa artı x artı y'nin 90 derece olduğunu bildiğim için x artı y'yi karşı tarafa attığımızda alfa 90 eksi x artı y olur. Bize sorulan kotanjant alfa her iki tarafın kotanjantını alırsak kotanjant alfa kotanjant 90 eksi x artı y'den tanjant x artı y. Tanjant x artı y'yi de açmıyorum artık çünkü biliyorum ki tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Toplam farkında 500 kere açtık bunu. O zaman bizim ihtiyacımız olan şey aslında tanjant x'in ne olduğu bir de tanjant y'nin ne olduğu. Bunları bulursak soruyu çözüyoruz. Peki bu arada niye kotanjant 90-x artıya tanjant y oldu? x artıya oldu. 90'da isim değiştirdiği için. Şimdi e, kotanjant hc üssü a. hc üssü a nere ki? h şuraya bakalım. hc üssü a. Yani y dediğimiz bu. E, h a üssü de x dediğimiz. Bak buraya y demiştik. Buraya x demiştik. Şu da x. Şimdi kotanjant y 5 bölü 2. O zaman o, o, zaman, o, zaman, o, zaman, o zaman tanjant y de 2 bölü 5 oluyor. Burası 2 bölü 5. Şimdi kosinüs x 3 bölü 5 ise o zaman hemen üçgenimizi çizelim. Şuraya burası x burası 90 komşu hipotenüs karşı e, tanjant x de 4 bölü 3 olur. Buraya da 4 bölü 3'ümü kondurdum. O zaman bakın 4 bölü 3 artı 2 bölü 5 tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 2 bölü 5 tanjant x çarpı tanjant y. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletirsem 20'ye 6 ekledim. 26 bölü 15 bölü e, burası 8 bölü 15 1 eksi 8 bölü 15 7 bölü 15 burası da 7 bölü 15 7'ler birbirini götürdü 26 bölü 7 kaldı e o zaman arkadaşlar cevabımız 26 bölü 7 yani <laughs> B şıkkı olacak tamam mı 9 devam ediyorum x araç olduğuna göre sinüs x değeri kaçtır? Yine payda diyeceğiz inşallah. Kosinüs x de genişletiyorum. Burayı da sinüs x de genişletiyorum. İsterseniz bu artık hızlandığınız sorulara bak. Bunlar aslında üniversite sınavı sorusu. Biz bu sorularda artık hızlandık yani. Sin 5 kos. Kos 5. Sin 5 x kos x. Kos 5 x sin x. Sin kos var. Arada da eksi var. Demek ki yukarısı kosinüs 5 x şey sinüsün açılımı. Sinüs 5 x eksi x'den sinüs 4 x. Yukarısı sinüs 4 x. Şimdi payda sin kos ya. İçler dışlar yaptığımız zaman da şöyle sin kos diye kalır böyle. Sinüs x kosinüs x. Şimdi bak kosinüs 4x aç. Bunu şöyle yapma sakın. Yani şöyle düşünebilirsin. 2 ile çarpayım 2 ile böleyim ama ne işine yarayacak? Sin 4x eşittir. Sin 2x bölü 2 bulursun. Sonra o 2'yi ne yapacaksın? Yani sinüs eşittir sinüs olmadı. Sinüs eşittir sinüs bölü 2 gibi bir şey oldu. Dolayısıyla buradan gelmez denklemin çözümü. Denklemin çözümü nereden gelecek biliyor musun? Bak göstereyim ben sana. Sol taraftaki 4x'i aç. Sin 4x'i. 2 tane sin 2x cos 2x eşittir. Sin x cos x. Şimdi şuradaki sin 2x'i bir daha aç. 2 tane 2 tane sinüs x kosinüs x çarpı kosinüs 2x eşittir. Sinüs x kosinüs x. Şimdi bak sinüs x'ler gitti şöyle. Ee, sağ tarafta ne kaldı? 2 çarpı 2 çarpı kosinüs x ha kosinüs x'ler de gidiyor aslında. Şuraya kosinüs x de gidiyor. Şunla şu da gidiyor. Çok pardon. Gidiyor diye sildim değil mi? Sol tarafta 4 tane kosinüs 2x kaldı. Sağ tarafta da 1 kaldı. Değil mi? Ee, evet. Tamam. Problem yok. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Kosinüs 2x eşittir 1 bölü 4. Bize ne lazım? Sinüs x lazım. Kosinüs 2x yerine sinüslü bir açılım yapalım. Ne vardı kosinüs 2x? Kos kare eksi sin kare. İhtiyacım olmaz. 2 cos kare eksi 1 yok sinüs lazım. 1 eksi 2 sin kare olur. 1 eksi 2 tane sin kare x eşittir 1 bölü 4. Bu karşıya bu karşıya 2 tane sin kare x eşittir. 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4. 2'ye bölersem sin kare x eşittir 3 bölü 8. Buradan sinüs x eşittir. Artı eksi kök içerisinde 3 bölü 8. Kök içerisinde 3 bölü 8'i konuşalım şurada hemen. Kök 3 bölü kök 8 yani 2 kök 2. Kök 2 ile genişletirsem kök 6 bölü 4 yani C şıkkı olacak cevabımız. Tamam. 10. soruyla devam ediyorum. Diyor ki tanjant 12 x'e kotanjant 33'ün x türünden eşit. Şimdi buradaki o 12 ile 33'ün toplamlarının 45 olması elbette ki bir tesadüf değil. Hemen tanjant 33 artı 12'yi açıyorum. Ki bu 1 demek. Çünkü tanjant 45. Açarsam tanjant 33 artı tanjant 12 bölü 1 eksi tanjant 33 çarpı tanjant 12. Şimdi içler dışlar yaptım. 1 eksi tanjant 33 ya da gerek yok şöyle yapalım yine devam edelim. 1 eşittir tanjant 33. Şimdi kotanjant 33'ün x türünden eşitini soruyor bize. Biz kotanjant 33'e a diyelim. O zaman tanjant 33, 1 bölü a yapar artı tanjant 12'yi soru bize x olarak vermiş bölü bölü 1 eksi tanjant 33 yerine 1 bölü a yazdım, 1 bölü a çarpı e, tanjant 12 yerine de x yazdım. Şimdi yukarısı 1 artı a x bölü a, aşağısı da 1 eksi x bölü a, a eksi x bölü a oluyor. Bunlar da gidiyor. E şimdi bu 1'e eşitmiş. İçler dışlar yaparsam a eksi x eşittir 1 artı a x'ten. Ne olacak? Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi a eksi x eşittir. Şu tarafa atalım. A'yı bu tarafa. a eksi a x eşittir x artı 1 yapalım. a parantezinde 1 eksi x eşittir x artı 1. Buradan a eşittir x artı 1 bölü 1 eksi x. x artı 1 bölü 1 eksi de gördüğünüz gibi e şıkkında duruyor. Çünkü A'yı arıyorduk. 11 ile devam ediyorum. Ne diyor? 0 ile pi arasında bir açıymış x'imiz 0 ile 180 arasında. Bu ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz bir bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kök içerisinde kök içerisinde şöyle 2 tane sinüs x eksi e, sinüs x kosinüs x Böyle 2 tane sinüs x artı 2 tane açacağız mecbur ya. 2 2 sinüs x eksi 2 tane sin x cos x diye açalım. Paydamızı da 2 tane sinüs x artı 2 sinüs x kosinüs x diye açalım. Sonra yine kök içerisinde yukarısı 2 sin x parantezinde 1 eksi kosinüs x olarak açılsın. Aşağısı da 2 sinüs x parantezinde 1 artı kosinüs x diye açılsın. Bunlar da birbirini götürsün. O zaman geriye şöyle bir şey kalıyor. Kök içerisinde Yukarıda 1 eksi kosinüs x kalıyor. Aşağıda da 1 artı kosinüs x kalıyor. Şimdi bunu kökten kurtarabilmek için şıklarda bakıyorum kökte hiçbir şey yok. Bunları kökten kurtarabilmek için kosinüsü yarılamam lazım. Şimdi kök içerisinde yukarıdakinde 1 bir eksi birli artı birliği kullanayım ki eksi 1 önüne gelsin artı 1 eksi 1'i götürsün. 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2 yarısı. Bölü Aşağıdakinde de 1 artı 2 tane kosinüs kare x bölü 2 eksi 1'i kullanayım. Şimdi yine kök içerisinde bakın eksi içeri dağıtınca bunlar gider. Eksi eksi artı yapar. Yani artı 2 tane sin kare x bölü 2 yukarıda kalır. Aşağıda da yine artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür. 2 tane kos kare x bölü 2 aşağıda kalır. İkiler de birbirini götürür. E, sin kare x bölü 2 kök dışına sinüs x bölü 2 diye çıkar. Diğeri de kosinüs x bölü 2 diye çıkar. Şimdi niye x de pozitif çıktı? Çünkü 0 ile pi arasındaysa x'imiz 2'ye bölersem 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 0 x bölü 2 pi bölü 2 yani 90. Yani açı birinci bölgedeki bir dar açı olur. Dar açı olduğuna göre sinüs de kosinüs de pozitif olduğuna göre ikisini de kök dışarısında pozitif şekilde çıkartabildim. Sinüs bölü kosinüs de tanjant olduğuna göre cevabımız tanjant x bölü 2 yani değişik olur. 12 ile devam ediyorum. Şekilde O merkezli birim çember verilmiştir. BC'nin karesi artı AC'nin karesi 3 ise sin sin 2x değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi birim çember, o zaman bir birim, bir birim, bir birim diyelim. Şuraya 90 eksi x diyelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şimdi arkadaşlar, BC dediğimiz şeye e, A dedik, A kare artı AC dediğimiz şeye B dedik, B kare. A kare artı B kare eşittir 3. Bu sorunun bize iyi verdiği Allah razı olsun. O bize verdiği ilk bilgi. Sinüs 2x'in kaç olduğunu soruyor. Şimdi kosinüs teoremi yapalım isterseniz. İlk kısımda yaparsam şurada. Ne yapacağım? A'nın karesi A kare eşittir. 1'in ee, karesi 1, bir, 1'in karesi 1. 2 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs x. Sonra B kare Öbür, öbüründe yapıyorum şurada. B kare eşittir. 2 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs 90 eksi x. Yani o da ne oluyor? Sinüs x. Tamam mı? Şimdi bunları toplayalım. Niye topluyorum? Çünkü a kare artı b kareyi biliyorum. Bunu kullanacağım. A kare artı b kare 3. 2 artı 2 4 eksi 2 tane 2 parantezinde daha doğrusu sinüs x artı kosinüs x geliyor. Artı kosinüs x bu eksi ikisiyle beraber karşı tarafa attığımız zaman iki tane sinüs x artı kosinüs x geliyor buradan şöyle. Sağ taraftan da 1 geliyor. Her iki tarafı da 2'ye bölersem sinüs x artı kosinüs x'in 1 bölü 2 olduğunu buldum. Buradan sinüs 2x'e nasıl geçiş yapacağım? Her iki tarafın tabii ki de karesini alacağım. Birincinin karesi sin kare x artı çarpımların iki katı iki tane sinüs x kosinüs x. İkincinin karesi de kos kare x. 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 oldu. Sin kare ile kos karenin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 1. 1 artı 2 sin kos da sin 2 x. 1 artı sin 2x eşittir 1 bölü 4. Biri de karşı tarafa attığım zaman sin 2x eşittir. 1 bölü 4 eksi 1'den eksi 3 bölü 4 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. 13 ile devam ediyorum. Sekant A çarpı sekant B. Hmm. Kotanjant A çarpı kotanjant B. Şimdi kotanjantların yerine eşitlerini yazalım. Kotanjant kosinüs bölü sinüs. Kotanjant B de kos B bölü sin B. O zaman yukarıda kos A çarpı kos B var. Aşağıda da sin A çarpı sin B var. Şöyle bir kesir var orada. Bu sinüs pi bölü 6 yani sin 30 yani 1 bölü 2'ye eşit. İçler dışlar yaparsam 2 tane kos A kos B eşittir. Sin A, sin B. Şimdi bak burayı cos A, cos B artı cos A, cos B diye yazayım. Sağ tarafta sin A, sin B. Bir tanesini karşı tarafa atayım arkadaşlar. Hatta isterseniz bunu buraya, bunu da buraya atalım. Cos A, cos B eksi sin A, sin B eşittir. Eksi kos a kos b oldu. Kos kos eksi sin sin kosinüsün a artı b'si. Kosinüs a artı b eşittir. Eksi kos a çarpı kos b. E, a artı b'nin soruda pi bölü 3 yani 60 derece olduğu verilmiş. Burası kos 60. Kos 60 ne? 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 eşittir. Eksi kos a çarpı kos b. Bize sorulan ne? Sekant A çarpı sekant B. Bak sekant A bir bölü kos A demek. Sekant B de 1 bölü kos B demek. Yani aslında bize bir bölü kos A çarpı kos B soruluyor. Biz önce kos A çarpı kos B'yi bulalım. Kos A çarpı kos B eksiği karşı tarafa geçirirsek eksi 1 bölü 2. Bunu takla attırırsak da cevabımız eksi 2 yani A şıkkı olacak. Tamam mı? 14 ile devam ediyorum. Aşağıda merkezi orijin olan birim çember üzerinde ODC ve ABO üçgenleri verilmiştir. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi birim çember değil mi? Aynen güzel birim çember olması güzel. Burası bir birim burası bir birim. Şimdi ee, COD açısına alfa diyelim. COD burası alfa diyelim. O zaman BAO bunun iki katı. Neresi BAO? BAO burası da iki alfaymış. Güzel. O zaman karşısı şurası sin 2 alfa. Şurası cos 2 alfa. Karşısı şurası sin alfa. Şurası da cos alfa. Bak uzunlukları yazdım. Şimdi OB. Neredesin lan OB? Ha, sen sin 2 alfasın abicim. Sin 2 alfasın. Bölü OD. Sen cos alfasın. Çarpı CD. Sen sin alfasın. Artı AB. Sen de cos 2 alfasın. Bunun sonucunu soruyor bize. Şimdi şu arkadaş zaten iki tane sin alfa kos alfa. Kos alfalar birbirini götürürse 2 sin alfa. Bir sin alfa da çarpımda burada. 2 tane sin kare alfa artı. E kos alfa yerine de 1 eksi iki tane sin kare alfa yazarsam bunlar birbirini götürür. Cevabımız 1 olur. Yani değişik. Çıkar mı sınavda? Vallahi da çıkar billahi da çıkar. Aman dikkat edin. Zaten şu birim çember ya da trigonometrik uzunlukları, trigonometrik açılar ya da fonksiyonlar cinsinden ifade etme çok fazla sorulmaya başladı. Bu sınavda da çıkacağını düşünüyorum. X pi bölü 8 olmak üzere A ve B verilmiş. B eşittir 6 A şartı sağlandığı biliniyor. Buna göre kotanjant 2 Y ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A eşittir sinüs X çarpı kosinüs 2 X çarpı kosinüs 4 X değil mi? Şimdi ne yapıyorduk bunlarda? Hatırlayın. Yarım açı getirmeye çalışıyorduk. Burayı 2 tane kosinüs 2x ile çarpıyorum. Ve iki tane cos 2 tane kosinüs 2 kosinüs x'e bölüyorum. Bunun sebebi şuradan ne gelmesi? Sin 2x gelmesi. Şimdi bir daha 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. şöyle biraz aşağı indireyim. Şöyle. Bu sefer şuradan ne geldi? Şöyle ne geldi? Sin 4x geldi. Bir daha 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Şuradan ne geldi? Sin 8x geldi. Yani yukarı taraftan sin 8x gelirken aşağı taraftan da 8 tane kosinüs x geliyor. Şimdi şuna dikkat edin. x eşittir pi bölü 18 ise her iki tarafı 9 ile çarparsanız 9x eşittir pi bölü 18 e, Pi çarpı 9 bölü 18'den pi bölü 2. Yani 9x 90 derece arkadaşlar. E 8x ile 1x birbirini 9x'e tamamladığına göre 8 sinüsün 8 x ile x'in kosinüsü eşitler. 90'a tamamlıyorlar çünkü. Bunlar sadeleşti. 1 bölü 8. Yani a'mız 1 bölü 8'miş. E o zaman b'miz de 6 çarpı 1 bölü 8'den 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 olacak. O zaman kotanjant y'de b yani 3 bölü 4. Kotanjant 2y soruluyor. Nasıl geçebiliriz kotanjant 2y'ye? Bakın tanjant 2y'den geçelim. Tanjant 2y 2 iki tanjant y bölü 1 eksi tanjant kare y. Şimdi kotanjant y 3 bölü 4 ise tanjant y de 4 bölü 3'tür. O zaman 2 çarpı 4 bölü 3'ten 8 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesinden 16 bölü 9. Yani 8 bölü 3 bölü eksi 7 bölü 9. Yani 8 bölü 3 çarpı eksi 9 bölü 7 yani bunlar şununla sadeleşirse eksi 24 bölü 7. Şimdi biz neyi bulduk? Biz tanjant 2'ye'yi bulduk. Bize ne lazım? Kotanjant 2'ye. Bunun ters çevrilmiş hali yani eksi 7 bölü 24 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? 16 ile devam ediyorum. Yine bir yeni nesil soru. Yani yeni nesil derken işte görselli mörselli falan toplu moplu. Alev şeklinde bir top ya da top şeklinde bir alev. Aşağıda Alperen'in basket potasına ayağıyla yaptığı atışlar ve topun izlediği rotaların yer ile yaptığı açılar verilmiştir. AB'nin 3 metre olduğunu vermiş. AB 3 metre. Şuraya 3 yazalım. Eee BD 1 metre. Şuraya 1 yazalım. Tamam. CAD açısına alfa dersem CAD o zaman şöyle C ile D'yi birleştirelim. CAD C, A, D. Şu açıya alfa dersem C, B, D. C, B, D. Bu açıya 3 alfa demem lazımmış. Ha o zaman burası 2 alfa. 2 için toplam bir dıştan dolayı. Bu da tamam. C noktasının zemindeki iz düşümü olan nokta D noktası. Onu zaten 90 dereceyle gösterdik. C'de yüksekliğini soruyor. C'de mesafesini soruyor yani. Peki. Nasıl yapabiliriz? Çok az bilgi var elimizde değil mi? Şimdi ee, şuraya A diyerek başlayalım. O zaman şurası kök içerisinde 1 artı a kare. Değil mi? Pisagor'dan dolayı. Şimdi o zaman burası da kök içerisinde 16 artı a kare. Yine nereden dolayı? Büyük üçgendeki c a d üçgenindeki bir kenar 4 diğer kenar a. 4'ün karesi artı a'nın karesinin kare dolayı. Şimdi neler yapabiliriz? Öncelikle sinüs teoremini bir kullanalım. Hangi üçgende kullanalım biliyor musunuz? Şu üçgende. Alfanın karşısında 1 artı a kare var ya. 2 alfanın karşısında da 3 var. O zaman 3 bölü sinüs 2 alfa eşittir. E, kök içerisinde a kare artı 1 bölü sinüs alfa. Değil mi? Şimdi bu sinüs 2 alfa yerine 2 tane 2 tane sinüs alfa kosinüs alfa yazalım. Bunlar da birbirini götürsün. Buradan arkadaşlar içler dışlar yaparsak kosinüs alfa yerine 3 bölü 2 tane kök içerisinde a kare artı 1 yazabiliriz. Tamam mı? Şimdi bunu yazdık. Ee, o zaman bunu yazdıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. 3 bölü 2 tane kök içerisinde a kare artı 1 var ya bu kosinüs alfa. Şimdi bunu büyük üçgenden yazmak istersek. Büyük üçgende de bakın bu alfa açısının kosinüsü 4 bölü yani komşu bölü kök içerisinde 16 artı a kare. Yani 4 bölü kök içerisinde 16 artı a kare ile bunlar birbirlerine eşitler. Buradan yürüyebilir miyiz? Bence koşabilebiliriz. Yani buradan. Şimdi e, içler dışlar çarpımı yapalım bir önce. 3 tane kök içerisinde 16 artı a kare eşittir. 4 kere 2'den 8 tane kök içerisinde a kare artı 1. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. 9 çarpı 16 artı a kare eşittir. 8'in karesinden 64 çarpı a kare artı 1. Şu şekilde. Sadeleşme var mı? Şu an herhangi bir sadeleşme görmedim arkadaşlar. İçeri dağıtıyorum ama çarpmıyorum. 9 çarpı 16 artı 9 tane a kare eşittir. 64 tane a kare artı 64. Şimdi bu tarafa atarsam 64'ten 9 çıkarttığım zaman ne yapar? E, 50 5 mi yapar? Bu tarafa attım. 55 tane a kare eşittir. 64'ü de bu tarafa atıyorum. Bak 9 çarpı 16 eksi 64. 55 tane a kare eşittir. Bu arada biz cd'ye a dedik ya arkadaşlar. Direkt a'yı arıyoruz zaten. Yani soru bitti aslında. 16 parantezini alalım. 9 eksi 64'ü 16 parantezini aldığınızda 4. 9 eksi 4. Buradan 55 tane a kare eşittir 16 çarpı 5. Bu 5'te 55 gitti 11. Her iki tarafa böldüğüm zaman a kare eşittir 16 bölü 11. Buradan a eşittir kök 16 4 bölü kök 11 olacak. Yani değişik. İşlem işlem işlem. 17 ile devam ediyorum. Soru 17. Eşitliği veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi yine payda eşitleyeceğim. Burayı kosinüs y ile Burayı da sinüs y ile eşitleyeceğim. Sin kos artı kos sinden yukarısı kosinüs şey sinüs yine sinüs açılımı. Sinüs x artı y. İçler dışlar yaparsam 2 sin y kos y'den sağ tarafta sinüs 2 y. Artık bundan çokça yaptık arkadaşlar. Sin bölü sin artı kos bölü kostan da çok yaptık. Sin bölü kos artı kos bölü sinden de çok yaptık artık. Şimdi burada trigonometrik denklem gereği x artı y 2y artı 360k veya x artı 2y eşittir 180 eksi 2y artı 360 k oluyor. Tamam mı? Şimdi buradan y'yi karşı tarafa atarsam x eşittir y artı 360 k oluyor. Karşı tarafa atarsam e, atmayayım o bir dur lan bir dur sen bir dur seni atmıyorum karşı tarafa. x eşittir y artı 360 k. k'ya 0 verirseniz x eşittir y. Doğru olabilir diyor. Evet doğru olabilir. Şimdi x artı 3y'nin 180 olma durumu var mı acaba? x artı 3y'nin y bu arada 2y değil. Ee, bu eksiği bir tarafa attığım zaman x artı 3y'nin 180 artı 360 k alma durumu var. k'ya 0 verirseniz evet elbette olabilir. Peki x'in 3y olma durumu var mı? Buradan herhangi öyle bir şey göremiyorum arkadaşlar. x'in 3y'ye eşit olma durumu gibi bir şey göremiyorum. Yani böyle bir eşitliğin böyle bir katın oranın sağlanması gibi bir şey söz konusu değil. Cevabımız b şıkkı olacak. Yolumuza 18. sorumuzla devam ediyoruz. Tanjant e, DBA. Bu açının tamamının tanjantını soruyor. Şu açının. Buraya X diyelim. Buraya Y diyelim. Tanjant X artı Y. E tanjant X artı tanjant Y bölü 1 eksi tanjant X çarpı tanjant Y'yi bulmamız lazım. O yüzden tanjant X ile tanjant Y'yi bulmamız lazım. Aldım kırmızı kalemimi elime. Şöyle tam bir yerden bakalım. Şu. Şu üçgen hoşuma gitti. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bu e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 birim. Ne oluyor? 5 bölü 11. Güzel. Sıkıntı yok. Tanjant y'ye bakalım. Zaten direkt bu üçgen. 1, 2, 3, 4, 7. 4 bölü 7. O zaman başlıyorum. 5 bölü 11 artı 4 bölü 7 bölü 1 eksi 5 bölü 11 çarpı 4 bölü 7. Bunu 7 ile bunu 11 ile genişletirsem 7 kere 5 35. 35 ile 44'ü topladığım zaman 35 artı 44 79 mu yapıyor? 79 bölü 77 bölü 1 eksi 20 bölü 77. 77'den 20 çıkarttığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 57 bölü 77 yapar. 77'ler birbirine götürürse 79 bölü 57. Yani C şıkkını işaretlemiş oluruz. Kosinüs x 2 bölü kök 5 ise hangisi veya hangileri rasyoneldir diye soruyor. 2 bölü kök 5 rasyonel değil. irasyonel. Kos 2x basit. Kosinüs 2x'i kosinüs x'e bağlı olarak nasıl yazabilirim? 2 tane kos kare x eksi 1. Yani 2 çarpı 2 bölü kök 5'in karesi 4 bölü 5 eksi 1. Yani 8 bölü 5 eksi 1. Yani 3 bölü 5. Bal gibi de rasyonel bir sayı çıktı. Birincisi rasyonel. Sinüs 3x. Sinüs 3x arkadaşlar. E, sinüs 2x artı x şeklinde düşünülürse. Sinüs 2x kosinüs x artı kosinüs 2x sinüs x şeklinde yazabiliriz. Sinüs x. Şimdi sinüs e, kosinüs x'in 2 bölü kök 5 olduğunu biliyoruz. Kosinüs 2x'in 3 bölü 5 olduğunu az önce bulduk. Sinüs x'in ne olduğunu bulabilir miyiz? Evet tabii ki de bulabiliriz. x komşusu hipotenüsü. Kök 5'in karesi 5. 5 eksi 4 1. O zaman burası da zaten 1 olacak. O zaman sinüs x'in de arkadaşlar karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 olduğunu buluruz. 1 bölü kök 5. Arkadaşlar zaten Sağ taraf köklü bir şey geldiği için sol taraf ne gelirse gelsin bunun paydası köklü bir şey olacak dolayısıyla bu irrasyoneldir. İrrasyonel. 3 ikinci öncülümüz patladı. Tanjant 4x, tanjant 4x'i yarılayalım. Ee, nasıl yarılayalım? 2 tane tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x diyelim. Tamam mı? Sonra tanjant 2x'i de yaralayalım. Tanjant 2x 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Şimdi şu üçgenden tanjant x 1 bölü 2 zaten. Bak tanjantı 1 bölü 2 buluyoruz ya rasyonel. Yerine yazarsak Buradan da tanjant 2x rasyonel gelecek. Köklü değil çünkü. Bunu yerine yazdığımızda bu da rasyonel gelecek. Ne olduğunu bulmamıza gerek yok. 1 bölü 2'den karesini alarak onu bir sayıya falan bölerek köklü bir şey elde etme şansımız var mı? Hayır yok. Demek ki tanjant 4x de rasyonel olacak. O yüzden cevabımız 1 3 yani d şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. 20. soruyla devam ediyorum. Aşağıda ABCD dikdörtgeni ve A ile B merkezli çeyrek daireler verilmiştir. Tamam. Dairelerin K noktasında kesiştiği bilindiğine göre cos alfa değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere dikdörtgen olduğu için bunlar eşit ya bak yarı eşit çıktı. O zaman şunlar da eşit. Şöyle. Değil mi? Şimdi ben şuradaki açıya beta diyeyim. Aynı şekilde buradaki açıya da beta diyeyim. O zaman alfa artı 2 beta bir üçgenin içerisinde ya 180 derece bu bir. AKB açısı tamam tamam. KAD. KAD'ye KAD. Şuraya beta dedik. Kotanjant beta 2 bölü 3. Kotanjant beta 2 bölü 3. Alfa artı beta 180. Bize ne soruyor? Kosinüs alfayı soruyor. Bak alfa artı 2 betanın 180 olduğunu biliyorum. O zaman alfanın 180 eksi 2 beta olduğunu bulurum. O zaman kosinüs alfanın da kosinüs 180 eksi 2 beta olduğunu söyleyebilirim. Kosinüs 180 eksi 2 beta'da da eksi kosinüs 2 beta'da da arkadaşlar. Çünkü e, 180 eksi 2 beta ikinci bölge. ikinci bölgede de kosinüsün işareti eksi. Eksi kosinüs 2 beta. Bunu bulmaya çalışacağım. Peki elimde kotanjant beta var. E, üçgen çizeyim ve kosinüs beta'yı elde etmeye çalışayım. Burası beta. Kotanjantı komşusu 3 karşısı 2. Hipotenüsü de kök içerisinde 9 artı 4'ten 13. O zaman kosinüs beta'nın 2 bölü kök 13 olduğunu söyleyebilirim. E o zaman kosinüs 2 beta 2 tane kos kare beta eksi 1 diye yazılmaz mı? E 2 tane kosinüs beta 2 bölü 13 ise şura 13. 2 bölü 13'ün karesi 4 bölü 13 eksi 1 diyeceğim. Yani 8 bölü 13 eksi 1'den eksi 5 bölü 13. Yalnız dikkat ederseniz arkadaşlar eksi 5 bölü 13 kosinüs 2 beta. Bana lazım olansa Kos alfa yani eksi kosinüs 2 beta. Bunun bir daha eksisini alırsanız cevabımız 5 bölü 13 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? 21. Bir ara verin isterseniz böyle yarısına doğru geldik. Tıkır tıkır. 21. X elemanıdır 0 ile pi bölü 4. Yani 0 ile 45 derece açısının arasındaki bir dar açı olarak vermiş x'i. A da pozitif bir reel sayıymış. Eşitlikleri veriliyor. Sin 4x'in eşiti kaçtır diye soruyor. Şimdi Kotanjant 2x payda eşitlersem a artı 6 bölü 2 arkadaşlar. Kosekant 2x de 1 bölü sinüs 2x demek aslında. 1 bölü sinüs 2x eşittir kök içerisinde a kare artı 1 ise o zaman sinüs 2x de 1 bölü kök içerisinde a kare artı 1'dir. Şimdi bakın öncelikle kotanjant 2x'i bir konuşalım. Üçgenimizi çizelim. Şöyle üçgenimizi çizelim. Şuraya 2x diyelim komşusuna a artı 6 diyelim. Hipotenüsüne şey karşısına 3 diyelim. Hipotenüsüne de 9 artı a artı 6'nın parantez karesi diyelim. Böyle değil mi? Şimdi bu arada şu sinüs x değil sinüs 2x olmalıydı. Şurası sinüs 2x. Şimdi ben buradan sinüs 2x'i yazmak istesem karşısında 3 var. Hipotenüsünde de kök içerisinde Hatta bunu açalım. A kare artı 12a artı 36, bir de 9 var. A kare artı 12a artı 45, değil mi? Bu böyle. Eşittir. E, soruda da bu ne verilmiş? 1 bölü kök içerisinde a kare artı 1 olarak verilmiş. Buradan sonra işlem yapacağım. İçler dışlar yaparsam, 3 tane kök a kare artı 1 karesini alırsam, 9 tane a kare artı 1 eşittir. Diğer tarafın karesini aldığım zaman a kare artı 12 tane a artı 45. 9'u içeri dağıtırsam 9 a kare artı 9 eşittir. Sağ taraf a kare artı 12 a artı 45. Sağ tarafı gelin isterseniz komple sol tarafa atalım. 8 tane a kare eksi 12 tane a. 9'dan 45 çıktığı zaman da arkadaşlar eksi 36 eşittir 0. 4'e böldüm 2 tane a kare. 4'e böldüm 3 tane a. 4'e böldüm 9 eşittir 0. 2a'ya a diye ayırıyorum. Burayı da artı 3'e eksi 3 diye ayırırsam sanırım eksi 6a artı 3a'dan eksi 3a'yı verir. Güzel. Buradan a'mız bir 3 gelir. Bir de a'mız eksi 3 bölü 2 gelir. Sorunun başında farkındaysanız a pozitif reel sayı demiş. O zaman a'yı kaç almalıyız? 3 almalıyız. Bize sorulan sinüs 4x. Şimdi sinüs 4x'e gelelim. Sinüs 4x demek 2 tane sinüs 2x çarpı kosinüs 2x demek. 2 çarpı sinüs 2x'i artık biliyoruz. 1 bölü kök içerisinde a artı 1. Yani 1 bölü kök içerisinde a yerine 3 yazarsam ee, 9 artı 1'den 10. Yani 1 bölü kök 10. 1 bölü kök 10. Şimdi sinüs 2x 1 bölü kök 10. Şuraya yazalım şöyle. Şurası 2x. 1 kök 10. E, burası da zaten arkadaşlar 9. Değil mi? E, şey dok 9 mu orası? Aynen. Orası yok. Orası 3 mü oluyor? 3 oluyor herhalde. Aynen şurası da 3. Tamam. E kosinüs 2x'e bakalım. Kosinüs 2x eşittir. Komşusu 3, hipotenüsü kök 10. Yani burası da 3 bölü kök geldi. Yukarısı 3 kere 2'den 6. Aşağısı da kök 10 çarpı kök ondan 10 geldi. 6 bölü 10 da 3 bölü 5'tir. E o zaman cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olacak. Güzel bir soru. Yine tatlı bir soru. Sevecen bir soru. Ne yapıyorsun lan? 22. soru kuş mu ne yapıyorsun Aa, niye vurdun oğlum kuşu ya cık 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 cık. yazık değil mi şu kuşa şimdi ha? baksana mefta almış tövbe estağfurullah avcılığa karşıyım ya niye bu durduk yere hayvanı niye öldürüyorsun yani hani böyle aç kalsam falan böyle ormandasın falan ama anlarım da böyle zevk için hayvan öldürmek bana çok kötü geliyor ya Niye böyle bir soru koydunuz? Aşağıda bir avcının aşağı ağaçtaki kuşu vurmasıyla kuşun yerdeki konumu ve yerdeki kuşun gören kartalın konumu gösterilmiştir. Kartal da çakal gibi alacak şimdi o kuşu. Avcı köpeği A noktasından, kartal ise B noktasından aynı anda sabit hızlarla C noktasına vurulan kuşu almak için harekete geçiyorlar. Ve bir süre sonra aynı anda C noktasına varıyorlar. B noktasının yerdeki iz düşümü A noktasının A noktası olduğuna göre kartal hız. Geldim 22. soruya. Allah kuşu vurmuşlar ya. Yani böyle zevkle zevk için hayvan öldürmeye kadar. Hani böyle aç olursun falan böyle ormanda jungle'da falan kalırsın tamam mı? Da? Neyse. Aşağıda bir avcının ağaçtaki kuşu vurmasıyla kuşun yerden konumu ve yerdeki kuşu gören kartalın konumu verilmiştir. A açısı 75 derece. Avcı köpeği A noktasından kartal ise B noktasından aynı anda sabit hızlarla C noktasındaki vurulan kuşu almak için harekete geçiyorlar ve bir süre sonra aynı anda C noktasına varıyorlar. A noktasının yerdeki iz düşümü A, B noktasının yerdeki iz düşümü A noktası olduğuna göre bu dik olduğunu gösterir. Bunun böyle yamuk durduğuna bakmayın perspektif olarak dik olduğunu gösterir. Burada bir bakış var arkadaşlar burası 90 derece o zaman burası 15 derece. Evet kartalın hızının köpeğin hızına oranı. Arkadaşlar aynı sürede gidiyorlar. Yani A'dan C'ye gidiş süresi ya şuraya x diyelim, şuraya y diyelim. A'dan C'ye gidiş süresi ile B'den C'ye gidiş süresi eşittir. O zaman yollar oranı hızlar oranına eşit olmalı. Birincisinin gidişine mesela VB diyelim hızına, ikincisinin VA. E, hızlar aynıysa Yollar oranı, şey süreler aynıysa, gidiş zamanı aynıysa yollar oranı, hızlar oranı eşit olmalı. Bu da şuradan geliyor aslında. Y eşittir VB çarpı T. Aynı şekilde X eşittir VA çarpı T. Bunları oranladığınız zaman Y bölü X, VB bölü VA'ya zaten eşit olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle diyebilir miyiz? Bakın. Kosinüs 75'i yazmak istesek. Kos 75 eşittir. 75'in komşusunda x var. Hipotenüsünde y var. Bana lazım olansa y bölü x. O da 1 bölü kosinüs 75 olur. Kosinüs 75'i gelin şöyle kenarda bir kosinüs 45 artı 30 şeklinde hesaplayalım. Nedir? Kosinüs 45 kosinüs 30 eksi sinüs 45 sinüs 30 şeklinde hesaplanacak. Kosinüs 45 yerine kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 yerine kök 3 bölü 2. Sinüs 45 yerine kök 2 bölü 2. Sinüs 30 yerine de 1 bölü 2. E o zaman yukarısı kök 6 eksi kök 2 bölü 4. Kök 6 eksi kök 2 bölü 4. Bizde bunun tersi var. Yani 1 bölü kök 6 eksi kök 2 bölü 4 var. Takla atarsa 4 bölü kök 6 eksi kök 2 var. Bunu da kök 6 artı kök 2 ile kök 6 artı kök 6 oldu. Kök 2 ile genişletirsek ...kök 6 eksi kök 2 çarpı kök 6 artı kök... ...yani yukarısı şöyle oluyor. 4 çarpı kök 6 artı kök 2. Aşağısı da kök 6 artı kök 2 çarpı kök 6 eksi kök 2. İki kare farkından 6 eksi 2. Yani 4. Bunlar da birbirini götürürse... ...kök 6 artı kök 2. Yani bizim aradığımız y bölü x değeri... ...kök 6 artı kök 2. E ben kök 6'nın zaten soru bana yaklaşık olarak 2.6 olduğunu... ...diğerinin de kök 2'nin de 1.4 olduğunu verdiğine göre cevabımız 4 yani E şıkkı olarak bulunmuş olacak. 23 ile devam ediyorum. İki, bir tane üçgen içerisinde iki üçgen verilmiş. Hemen oranlar belli. Bakın burada bir mir diyeceğim direkt. Hani şey yapmayacağım. Ee, KMA demeyeceğim. Çünkü herhangi bir uzunluk verilmemiş bana. Hemen AD'ye bir diyorum. AD burası bir. O zaman de bir. DC burası bir. O zaman BD iki. Burası da iki. Bak bunlar ikiz kenar üçgen. Şimdi BAC açısı ve ACB açısı. Şimdi A, C, B neresi? A, C, B. A, C B açısı şurası alfa. B, A, C açısı da şuranın tamamı şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar. ikiz kenardan şöyle dikimi indirsem. 90, alfa. Burası 90 eksi alfa olur. Değil mi? İkiz kenar üçgen bakın. E, 90 eksi alfaya da gerek yok. İkiz kenar üçgen. Alfa ise şu açı alfa. O zaman şuradaki açı beta. O zaman aslında bize tanjant alfa artı beta bölü tanjant alfa soruluyor. Şimdi tanjant Alfa zaten belli mi? Tanjant alfa zaten belli değil. Belli edelim onu. Şimdi ikiz kenarından indirilen dikme iki eşit parçaya böler. Buraya x diyelim. Buraya x diyelim. Şuraya da y diyelim. O zaman tanjant e, alfa dediğimiz değer zaten şöyle. Şunun paydasına yazacağımız değer. Karşı bölü komşudan y bölü x. Şimdi alfa artı 2 beta için nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle yapalım. Bakın güzel bir hareket yapacağım şimdi size. Burayı uzatacağım. İz düşümüne bir tane dik indireceğim. Şuraya bir dik indireceğim. Tamam mı? O zaman burası 180 eksi alfa olur. Şimdi bura dik, bura dik olduğuna göre bu buna paralel değil mi? Paralellik var. Bakın 1'e 3 oranı var. O zaman x'e 3x oranı olmalı. O zaman x ise buranın 2x olması lazım. Aynı şekilde 1'e 3 oranı olduğuna göre y ise buranın da 3y olması lazım. E o zaman şurası alfa artı beta tabii ki. 180 eksi alfa artı beta. O zaman tanjant 180 eksi alfa artı betayı yani eksi tanjant alfa artı betayı 180 eksi alfa artı beta'nın karşısında 3y. Komşusunda x var. 3y böyle x olduğunu buluruz. Tabi buradan benim ihtiyacım olan tanjant alfa artı beta olduğu için eksiği karşı tarafa geçirirsek 3y bölü x buluruz. Yani burası da eksi 3y bölü x olur. y bölü x'ler birbirini götürdüğü zaman aradığımız oranın eksi 3'e eşit olduğunu buluruz. Cevabımız e evet. çok güzel bir soru arkadaşlar. Yani böyle içerisinde üçgenin de bulunduğu tatlış bir soru çözdük. Şimdi 24. soruyla tüm hızımızla devam ediyoruz. Aşağıda birim çemberin dik koordinat düzleminde birinci bölgesindeki kısmı gösterilmiştir. Tanjant b, 5 olduğuna göre tanjant a kaçtır diye soruyor. Şimdi tanjant b, 5 olduğuna göre tanjant a kaçtır? Tanjant hmm. b, 5miş. Şimdi tanjant B'yi nasıl kullanabiliriz? Burada ikiz kenar üçgenimiz de var bak. Bu ikiz kenar üçgen. E, bu bir birim çember ya bir birim, bir birim. Ikiz kenar üçgenden hemen dikimi indireyim. Taban iki eşit parçaya böleyim şöyle. Tamam mı? Şimdi hatta bakın şurası da ikiz kenardan indirilen dikme aynı zamanda açı ortay ya. Buralara alfa alfa dersek 2 alfa artı 2 a eşittir 90. Alfa artı a eşittir 45. Alfa eşittir 45 eksi a. Bak bunu sileyim. Buralar 45 eksi a. 45 eksi a. 45 eksi a burası. Tamam mı? Şimdi Aa, bir oran falan bir şey vermiş mi? Tanjant B'yi 5 vermiş. Bak B'nin komşusunda 1 var. E, şey komşusunda ne var? Komşusunda ne var bilmiyorum. Komşusunda K var diyelim. Karşısında da 5K olsun o zaman. Hipotenüsünde de 1 var. K 5K. O zaman buranın da K olması lazım. Şimdi ben şuradan ilerleyeceğim. Kardeşim tanjant 45 eksi A dediğimiz arkadaş. Karşısında K. Komşusunda 5K. Yani K bölü 5K'dan. 1 bölü 5. E hadi gel bunu açalım. Olmaz mı? Bunu açarsak buradan tanjant a'yı bulur muyuz? Tabii ki buluruz. Tanjant 45 eksi tanjant a bölü 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant a eşittir 1 bölü 5. Şimdi tanjant a'ya kolaylık olsun diye x diyelim. Tanjant 45 de zaten 1. O zaman 1 eksi x bölü 1 artı x eşittir 1 bölü 5. İçler dışlardan 5 5 x eşittir x artı 1. 6 x eşittir 4. x eşittir 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3. Zaten tanjant A demiştik cevabımız. 2 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Bak bu sefer de bir parabolün içerisine yerleştirdik. Trigonometrik fonksiyonları. Aşağıda bir parabolün grafiği verilmiştir. Köklerimiz tanjant 20 ve tanjant 25'miş. Ben tanjant 25'in 20'den büyük olduğunu biliyorum. Birinci bölgede açı büyüdükçe tanjant değeri büyüyor. Dolayısıyla buraya tanjant 25 diyeceğim. Buraya da tanjant 20 diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Buradan sonra şunu yapacağız. Kardeşim tanjant 25 artı tanjant 20. Bu nedir? Kökler toplamı. Eksi B bölü A'dan eksi M. Bir de tanjant 25 çarpı tanjant 20. Bu da kökler çarpımı. Yani ne? E, o zaman arkadaşlar tanjant 25 artı 20'yi hesaplayacak olursak. Tanjant 25 artı 20. Ne olur? Tan 25 artı tan 20 bölü 1 eksi tan 25 çarpı tan 20. Ve tanjant 45'tir bu. Tanjant 25 artı 20. E tanjant 25 artı tanjant 20 eksi m bölü 1 eksi tanjant 25 çarpı tanjant 20'de n eşittir 1. İçler dışlar yaparsak eksi m eşittir 1 eksi n'den. Eksi M'yi karşı tarafa 1'i karşı tarafa atarsam M eksi N eksi 1 olur. Doğru cevabımız da C şık olur. Bak ikinci dereceden denklem ve parabolün içerisine bile alabiliyoruz. Aman ha. 26 A çarpı B işleminin sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Burada yapacağımız hareket şu. Öncelikle A'yı bir yazalım şuraya. A eşittir. Bakın ayrı ayrı payı ve paydayı inceleyelim. Cos 80 artı 1'i. Cos 80 yerine 2 tane cos kare 40 eksi 1'i yazalım. Artı 1 bir, birbirini götürür. Yani 2 cos kare 40'mış. Cos 80 artı 1. Tan 25 eksi cot 15 de şöyle yazılabilir aslında. Sin 15 bölü... Şey, özür dilerim. Sin 25 bölü cos 25. Eksi cos 15 bölü sin 15. Burayı e, sin 15 ile... Burayı cos 25 ile genişletirsem... Yukarısı sin 25 sin 15 eksi kos 25 kos 15 gelir. Paydamızda sin 15 çarpı kos 25 gelir. Şimdi yukarısı e, eksi parantezinde düşünürsek kos 25 kos 15 eksi sin 25 sin 15. Yani sin kosinüs 25 artı 15'ten kosinüs 40 ama eksi kosinus 40 eksi kosinüs 40 bölü sin 15 çarpı kos 25. O zaman a eşittir yukarı taraf ne oluyordu? Bir daha yazalım. 2 tane kosinüs kare 40. Yukarı taraf bu. 2 kos kare 40. Aşağı tarafta da ters çevirip çarparsak bölüde duruyor ya. çarpı sin 15 çarpı kosinüs 25 bölü paydamızda eksi kosinüs 40 var. Eksi kosinüs 40. Bu a. Şimdi bunu çarpı b diyelim. A çarpı b'yi bulalım direkt. Kos 65, bunun yerine sin 15 yazalım isterseniz. Gelin, sin 15 yazamayız, sin 25 yazarız. Buraya da kos 15 yazarız. Çarpı sin 25 e, çarpı kos 15. Değil mi? Tamam, sin 25 çarpı kos 15. Şimdi e, ifadeler bunlar. Daha sonra ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz sin 15, kos 15, e, şurası. S şöyle düşünün bakın, şöyle yapalım. İki tane sin 15 çarpı kos 15 çarpı, bak bunları hallettim. E, sin 25 çarpı kos 25, bunları da hallettim. Bir de çarpı kos kare 40 bölü eksi kosinüs 40 var burada. Şimdi şuraya dikkat ederseniz 2 tane sin 15 kos 15 sin 30 demek. Şimdi şurayı 2 ile çarpıp 2'ye bölersem şöyle 2 sin 15 kos 15 de sinüs 50 demek. Çarpı kosinüs 40. Şimdi yukarı taraf sinüs 30 1 bölü 2. O 1 bölü 2 de buraya 2 olarak geçsin. Silelim bunu. O zaman yukarıda şöyle bir şey kaldı. Bakın sinüs 50 çarpı kosinüs kare 40. Aşağıda da eksi 4 çarpı kosinüs 40 kaldı. Bu kosinüs 40 bu kosinüs 40 ile sadeleşir. Yukarıda kosinüs 40 kalır. Sin 50 de aslında kosinüs 40'tır. Bunu da yazarız. O zaman yukarısı kosinüs kare 40 olur. Aşağısı da eksi 4 olur. Ee, böyle bir şey şıklarda var mı? Bakıyorum. Ee, yok. Ama eksi sin kare 50 var bakın. Eksi sin kare 50 demek zaten eksi şey kosinüs kare 40 demek. Tabi bu eksi yukarı alabiliriz şöyle. Eksi kosinüs kare 40 bölü 4 de yazabiliriz. O da eksi sin kare 50 bölü 4 olarak yazılacaktır zaten. 27 ile devam ediyorum. Güzel bir soru. Aşağıda bir boya firmasının eş karelerle, eş karelerle oluşturulmuş örnek renk kataloğunun görseli verilmiştir. DE eşittir EC 4 olduğuna göre kotanjant BAF. DE eşittir EC. Bak uzunluk vermiş. DE'yi 4 vermiş. EC'yi de 4 vermiş. Kare demiş. 8 yazdım. 8 yazdım. 8 yazdım arkadaşlar. Kotanjant BAF. BAF. Şu açıya e, hmm BAF. Şimdi direkt oraya alfa mı desek? E, şöyle yapalım isterseniz. Bakın arkadaşlar. Şurası 90 derece. Şurası 90 derece 8-8 burada bir deltoid oluştu. Şurası 4 olacak. Buradan çektiğinizde açı ortaya olacak. Yani buraya alfa derseniz alfa o zaman burası 90-2 alfa. Şimdi neden oraya direkt alfa demedim biliyor musunuz? B -A -F? Çünkü oraya direkt alfa deseydim onun bir dik üçgenin içerisinde almak çok zor olacaktı. Ama yanlarındaki açılar zaten halihazırda dik üçgenlerin içerisinde. Dolayısıyla benim şu anda kotanjant 90-2 alfayı yani tanjant 2 alfayı bulmam lazım. Tanjant 2 alfayı da bulurum. Tanjant alfa lazım sadece bana. E o da zaten belli. Karşısında 4 var. Komşusunda 8 var. 4 bölü 8. Yani aslında 1 bölü 2. O zaman 2 çarpı 1 bölü 2. 2 tanjant alfa bölü. 1 eksi tan kare alfadan 1 bölü 4. Yukarısı 1. Aşağısı da 3 bölü 4. 1 bölü 3 bölü 4'ten 4 bölü 3 cevabımız D çok zor gibi gözüken ama çok kolay bir soru. Yani gözüktüğü kadar zor olmayan bir soru. 28 ile devam ediyorum. E, ee, B A'dan küçük 90 ile 0 arasında yani dar açılar B eşit de olabilir ama B A'dan küçük de olabilir. Tanjant A eksi tanjant B eşittir. 2 sin sekant B eşitliği veriliyor. Kosinüs 3 A ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi şey yapacağız. Tanjant A yerine sinüs A bölü kosinüs A yazacağız. Tanjant B yerine sinüs B bölü kosinüs B yazacağız. Eşittir 2 tane sinüs A çarpı sekantla 1 bölü kosinüs olduğu için buraya da bölü kosinüs B olarak yazalım. Şimdi burayı sinüs A ile şey e, sinüs A ile niye genişletiyorum? Burayı kosinüs B ile, burayı da kosinüs A ile genişletirsem sin A kos B eksi kos A sin B yani sinüs A eksi B'nin açılımı var yukarıda. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey olur. Şöyle bir şey olur. Cos A, Cos B. Ha zaten şuradaki Cos B ile şuradaki Cos B gider. 2 sin A, Cos A da sin 2 A olur. Burası da sin 2 A. O zaman arkadaşlar A eksi B eşittir 2 A artı 360 K ama açımız zaten birinci bölgede olduğu için ne artı 360 K demeye gerek var ne ikinci bölgeye taşımaya 180'den çıkarmaya gerek var. Buradan ben direkt A'nın eksi B'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı? Kosinüs 3A ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ee, şimdi ha bu arada bu arada sadece bunu söyleyemem. Şu an aklıma geldi. Bir de A eksi B eşittir. 180 2 A'yı da söyleyebilirim. İkinci bölgeye taşımış oluyorum ama şöyle. iki açının iki dar açının toplamı ikinci bölgede olabilir. Sadece A, B ayrı ayrı birinin ikinci bölgede olamazlar. Ama toplamları ikinci bölgede olabilir. Buradan da zaten 3A eksi B'nin 180 olduğunu yani 3A'nın 180 artı B olduğu gerçeği var. Yani ya bu ya da bu. Hangisini alacağız diye bakarsanız bir kere A, B'nin eksilisi olamaz arkadaşlar. Çünkü ikisi de birinci bölgedeki açılar. Yani eğer bir tanesine artı derseniz öbürü dördüncü bölgeye geçer. Olmaz. Dolayısıyla bu olmaz. Bu olur. 3A eşittir. 180 artı A artı B. E, kosinüs 3A dediği de kosinüs 180 artı B aslında. O da eksi kosinüs B'dir. Doğru cevabımız D 29'la devam ediyorum. Aşağıda yarı çapı 10 santim olan demir küre biçimindeki sarkaç topun 16 santim uzunluğundaki gergin AB demir çubuğa sabitlenmiş hali verilmiştir. Sonra diyor ki sarkaç salınım hareket salınım hareket gerçekleş sarkaç salınım hareket gerçekleşirken top C noktasında tavana değmektedir. Sarkaç birinci konumda konumda ilk konuma göre x açısı kadar İkinci konumda ise ilk konuma göre 2x açısı kadar. Ha, 1'den 2'ye x açısı kadar. 2'den sonuna e, 2x kadar. E o zaman arkadaşlar burası x, burası x şöyle. Değil mi? Tamam. E, ee, buna göre yok. Niye orası olsun ki? Pardon. Öyle olmaz. 1'den buraya x, buradan buraya 2x toplamda. Ha. O zaman şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Buraya x dersem e, bak birinci konumundan ilk konuma göre x, ikinci konumdan ilk konuma göre 2x. Ha tamam doğru yapmışım. İkinci konumdan ilk konuma göre 2x. O zaman burası x. O zaman burası 90 2x yavrular. Tamam mı? Şimdi tanjant x değeri kaçtır diye soruyor. Hemen şöyle yapalım. Buranın merkezini şurayla birleştirelim. TT dikimizi gönderelim. Yarı çapımız kaçtı? 10 santimdi. Burası 10. Sar kaçın boyu? 16. Aynı şekilde burası da 10. 26, 10 ee, kaç oluyor arkadaşlar? 26, 10, 13, 5, 12'nin 2 katı 24. Şurası 24. Yani 12 şey. 10, 24, 26 üçgen elde ettik aslında orada. Şurası şöylece 90. Yok bir dakika. 26. Aynen 26, 10, 24 üçgen elde ettik ya. Orası 90 değil. 90 olan şu köşesi. C köşesi. 90'ın karşısı 26 tamam. Problem yok. Okey. Şimdi. Tanjant ikisi soruyor. E, Tanjant. 90 eksi -2x 2x'i bulalım. Yani kotanjant 2x'i bulmuş oluyoruz aslında. Karşısı 11'im. Ee, komşusu da 24. 10 bölü 24'ten 5 bölü 12 aslında. Kotanjant ee, 2x. O zaman tanjant 2x'de arkadaşlar 12 bölü 5 olur. Tanjant 2x dediğimiz şey aslında 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Bu 12 bölü 5'miş. Yani 2a bölü 1 eksi a kare diyebiliriz buraya. 12 bölü 5'miş. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar. 12 eksi 12 tane a kare eşittir 10 tane a yaptı. Buradan 12 a kare artı 10 tane a eksi 12 eşittir 0. 2'ye bölersem 6 a kare artı 5 a eksi 6 eşittir 0 yaptı. Buradan 3 a'ya 2 a diye ayıralım. Eksi 3'e artı 2 diye ayıralım. Eksi 9 artı 4'ten eksi 5'i versin. Buradan a'mız bir 3 bölü 2 çıkar. Bir de a'mız eksi 2 bölü 3 çıkar. A dediğim şey zaten arkadaşlar şurada tanjant x'ti. Yani bunlar aslında tanjant x'ler. Şimdi bakıyorum açımız dar açı. Dolayısıyla pozitif olmalı. 3 bölü 2 cevabımız. Ee, 3 bölü 2 çıkmıyor mu ya? 2 bölü 3 mü çıkıyor? Yok eksi 2 bölü çıktı nerede hata yaptık? Eksi 9. Evet şu da hata yapmışız arkadaşlar. Eksi 9 artı 4'ten eksi 5'i veriyor. Ben bunların yerini değiştirmeliyim. Şuraya eksi şuraya artı demeliyim. Ki artı 5'i versin. O zaman tanjant x'imiz bir 2 bölü 3 gelir. Bir de tanjant x'imiz eksi 3 bölü 2 gelir. Bak bir ufacık bir eksi hatası gördünüz mü? Nelere mal oluyor? Valla dümdüz olurduk yemin ediyorum. Valla billaha dümdüz olurduk. Geldim şimdi kaçıncı soruya? 30. soruya. Hadi bakalım. Diyor ki aşağıda 8 tane eş dikdörtgen blok ile bir sandalye görseli oluşturulmuştur. Buna göre kotanjant x ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama 5 tanesi bir kenara denk geliyor. Şurası 5 aynı şekilde burası da 5 şöyle. Bunun tanjantını soruyor. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. A artı B artı X eşittir 90. Buradan X eşittir 90 eksi A artı B olacak. Bize kotanjant X'i soruyor. O zaman kotanjant X kotanjant 90 eksi A artı B'den tanjant A artı B. Şimdi ayrı ayrı tanjant A'yı bulalım. Tanjant B'yi bulalım. Tanjant A'ya bakalım. Şu açıya A dedim. Karşısında 5 birim var, komşusunda 6, yani 5 bölü 6, tanjant ağımız. Tanjant B'ye bakalım. O zaman şekli tamamlamamız gerekecek tanjant B için. Burası 5 birim, burası 1 bir birim, burası e, komple 5 birim oldu. E, şuraya kadar bak, şuraya kadar 5, e, şurası da 5, 10. E, karşısı 6, komşusu 10, yani 3 bölü 5 oldu bu da oradan sonra işlem yapacağız. Tanjant A artı B. Tanjant A 5 bölü A artı. Tanjant B 3 bölü 5 bölü 1 eksi 5 bölü 6 çarpı 3 bölü 5 diyeceğiz. Şimdi burayı 5 ile burayı 6 ile genişletiyorum. 25 artı 18 bölü 30 bölü 1 eksi 15 bölü 30 bu da 15 bölü 30 yaptı. 30'lar birbirini götürdü. 15 artı 18'den 43 bölü 15 yani D şıkkı oldu cevabımız. Tamam. Şurası 90 tabii dik üçgene tamamladığımız için. 31. soruyla devam ediyorum. Soru 31. Ne diyor? Ee, buna göre cosecant 4x ifadesinin değeri kaçtır diyor. İçler dışlar çarpımını çakıyorum hemen. Çünkü iki kare farkını gördüm. Sekant x artı kök 2 çarpı sekant x eksi kök 2 sekant kare x eksi 2 eşittir tanjant x. Sonra sekant 1 bölü kosinüs demek ya 1 bölü kos kare x eksi 2 eşittir. E, tanjant sinüs x bölü kosinüs x. Sol tarafta payda eşit dersem 1 eksi 2 tane kos kare x bölü kos kare x eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x. Şöyle dikkat ederseniz bu bunu götürdü. Burada bir tane 2 ne ya? Burada bir tane kosinüs x kaldı. 1 eksi 2 tane cos kare x de kosinüs 2x aslında. Yani kosinüs 2x arkadaşlar kosinüs 2x eşittir İçler dışlar yaparsam sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Tamam mı? Sonra her iki tarafı 2 ile çarparsam 2 tane kosinüs 2x eşittir 2 ile çarpınca 2 sin kos oldu. 2 sin kos da sinüs 2x oldu. Sonra her iki tarafı arkadaşlar kosinüs 2x'e bölelim. Burayı da kosinüs 2x'e bölelim. Burayı da kosinüs 2x'e bölelim. O zaman sin bölü kostan tanjant 2x eşittir. Bunlar giderse 2 olur. Yani 2 bölü 1. Tanjant x 2 ise kosekant 4x. Kosekant arkadaşlar 1 bölü sinüs demek. Yani 1 bölü sinüs 4x'i soruyor. O da 1 bölü 2 tane sinüs 2x çarpı kosinüs 2x demek aslında. Şimdi tanjant 2x'i biliyoruz. Sinüs 2x ve kosinüs 2x arıyoruz. Hemen üçgen çizeceğiz o zaman. Burası 2x. Karşısı 2. Komşusu 1. Hipotenüsü de kök 5. O zaman bakın 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x 2 bölü kök 5 çarpı kosinüs 2x de 1 bölü kök 5 1 bölü 4 bölü 5 yaptı. Takla atarsak 5 bölü 4. Şimdi artım eksi mi? Eksisi artısı bir şey var mı? Var arkadaşlar. Bakın x açısı 0 ile 90 derece arasındaysa 2x açısı ikinci bölge. O zaman arkadaşlar eksisini alacağız. Cevabımız eksi 5 bölü 4 olarak bulunacak. Çünkü burada tanjant 2x eksi 2 gelir. İkinci bölgede olduğu için. İkinci bölgede sinüs eksi 2 bölü kök 5 gelirken şey artı 2 bölü kök 5 gelirken kosinüs 2x eksi 1 bölü kök 5 gelir. Dolayısıyla cevabımız eksi 5 bölü 4 olur. Ona da dikkat etmiş olalım. 32. soruyla devam ediyorum. Aşağıda K çarpı kosinüs mx artı n fonksiyonunun 0 pi aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre a açısının değeri kaçtır? Şimdi bir kere periyodumuz pi farkındaysanız. Periyot nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Şimdi buradaki periyodumuz, periyodumuz pi. Periyot şöyle bulunuyordu. 2 pi bölü mutlak değer x'in kat sayısı üstü 1 olduğu zaman. Yani 2 pi bölü mutlak değer m. Bunun sonucu pi'miş. Bunlar giderse e, mutlak değer m eşittir 2 olur. O zaman m eşittir artı eksi 2. Şimdi m'nin artı 2 olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü daha doğrusu emin değilim bundan ama m2 olursa kosinüs yani bu kosinüsün e, eksilisi olsaydı bu tarafa yani y eksenine göre simetrik olacaktı ama sağ tarafta çizildiğine göre hani m'nin artı 2 olduğunu düşüneceğim ama eksi 2 olma ihtimali de yok değil. Önce 2'ye göre yapalım. E, K'da ve N'de böyle absürt bir şey çıkarsa o zaman olayı değiştiririz. M eşittir 2 için bizim fonksiyonumuz şöyle bir şey oluyor. Bakın k çarpı kosinüs 2x artı ne? Şimdi bazı değerler var. Mesela örnek vermek gerekirse 0 ee, yazdığımız zaman sonuç eksi 2 çıkıyor. Şimdi 0 yazarsak k çarpı kosinüs 0 artı ne eşittir eksi 2. E kosinüs 0 1 olduğuna göre burası 1 olduğuna göre o zaman şuraya yazalım. K artı n eşittir. Eksi 2. Bu 1. Bir de 90 yazdığı şey 180 yazdığımız zaman bakın. Yo 90 yazalım. 90 yazdığımız zaman 4 çıkıyor. 90 yazarsak bakın k çarpı kosinüs 90 çarpı 2 180 artı n. E bu da kosinüs 180 eksi 1 olduğu için eksi k artı n oluyor. Bu da 4'e eşit. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam k'lar birbirine götürür. 2n eşittir. 2 yapar. N de buradan 1 çıkar. N'imiz 1 ise herhangi bir denklemde 1 yazdığımız zaman eksi k eşittir 3'ten k da eksi 3 çıkar. Problem kalmadı. O zaman artık fx fonksiyonunu yazabiliriz. Eksi 3 çarpı kosinüs 2x artı 1. Fonksiyonumuz bu. A kaç? A açısının değeri diyor. Şimdi x yerine a yazdığımız zaman eksi 3 çarpı kosinüs 2 a yapar. Artı 1 eşitmiş. Ne oluyor a yerine yazınca? Bak eksi 1 bölü 2 oluyormuş. Eksi 1 bölü 2. Ee, karşı tarafa atarsam eksi 3 tane kosinüs 2a eşittir. 1'i karşı tarafa atınca eksi 3 bölü 2. Eksi 3'ü de bölünce kosinüs 2a eşittir. 1 bölü 2'ye. Şimdi zaten a açısının dar açı olduğu belli. Çünkü gördüğünüz gibi burası 90. 90'dan daha küçük bir yerde. Dolayısıyla 1 bölü 2'yi sağlayan kosinüs değeri 60 olduğu için 2a 60'a eşit olmalı. 2a 60'a eşit olmalıysa a da buradan 30 derece olmalı. Doğru cevabımız da c eşit olmalı. Bence grafikle ilgili güzel bir soru, tatlı bir soruydu. Karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ee, 33. soruyla devam ediyorum. Geldim 33. Diyor ki bilgi x pozitif bir tam sayı olmak üzere. Tamam tamam. Bak bir şey vermiş bize. x pozitif bir tam sayı olmak üzere. 2 cos alfa, 2 cos 2 alfa, 2 cos alfa çarpı x artı 1 bu şekilde yazılıyormuş. Yani buna tabii ki bu bilmen gereken bir şey değil. Soru özelinde böyle bir şey vermiş. Verileni soruya uyduracağız. Bak cos alfa, cos 2 alfa, cos 10 alfa bir kere bir kere ben buna a dersem öncelikle komple bunu 2 ile bir çarpacağım. Yani 2a diyeceğim. Çünkü ee, hep 2 cos alfa 2 cos 2 alfa var ya 2'leri getireceğim. Hatta bir de her iki tarafa 1 ekleyeceğim. O zaman yukarıda verilene uydurmuş oldum. Bak 2 cos alfa 2 cos 2 alfa 2 cos 10 alfa artı 1 2 a, a artı 1 eşit oldu. Peki o zaman bu 2 a artı 1 dediğimiz ifade artık neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? Bakın buradaki x yerine ne geldi? Ee, en son alfa çarpı x en son 10 çarpı alfa. Yani alfa çarpı 10. Yani x yerine 10 geldi. O zaman 10 yazarsam 21 çarpı alfa bölü 2. Yani kosinüs 21 alfa bölü 2 bölü sinüs alfa bölü 2 geldi. Doğru mu? Şimdi bu. Buradan sonra ne yapacağım? Biz aslında 22 alfayı gördüğünüz gibi 2 pi vermiş. Her iki tarafı sadeleştirirsem 11 alfayı pi olarak vermiş. Yani alfanın 10, pi bölü 11 olduğunu vermiş. Alfa pi bölü 11. O zaman alfa yerine pi bölü 11 yazarsam bakın 2a artı 1 eşittir kosinüs. Şurada alfa yerine 21 bölü 2 çarpı pi bölü 11 yazarsam e, kosinüs 21 pi bölü 22 bölü aşağısı da sinüs alfa yerine pi bölü 11 yazarsam pi bölü 22. Şimdi dikkat ederseniz ben yukarıdaki 21 pi bölü 22 ile pi bölü 22'yi toplarsam 22 pi bölü 22 yani pi elde ederim. Yani sin kos yukarıda birbirine 180'e tamamlıyor. Sin kos 180'e tamamlayınca bir şey yapamayız. Ama 21 pi bölü 2'yi 180'e tamamlayan açı pi bölü 22 olduğu için buraya pi bölü 22 yazıp buraya eksi yazabiliriz. Çünkü mesela örneğin kos 50 eksi kos 130'dur. O zaman kos 21 pi bölü 22 eksi kos pi bölü 22'dir. E aşağıda da sin pi bölü 22 var. Demek ki 2a artı 1 dediğimiz eksi kotanjant pi bölü 22'ymiş. Tamam mı? Bu bir. Şimdi dikkat ederseniz 44 tane ar kotanjant k 22 2 pi'ymiş. E o zaman sadeleştirirsem 22 tane kotanjant k pi olur. O zaman kotan şey ar kotanjant tabii ki o. Şurası 22 tane ar kotanjant. Her iki tarafı 22'ye bölersem arkadaşlar şöyle bir şey yazarız oraya. Ark kotanjant e, k eşittir pi bölü 22. O zaman kotanjant pi bölü 22 kaça eşittir? K'ya. E o zaman burası neymiş arkadaşlar? K. O zaman 2A artı 1 eşit eksi K'ya bize lazım olan A'nın K türünden eşitti. Biri karşı tarafa attım. 2A eşittir eksi K eksi 1. Her iki tarafı da 2'ye bölersem A eşittir eksi K eksi 1 bölü 2. Yani A'şık. Tamam. Peki. 34 devam ediyorum. X açısı 90 ile 270 arasındaymış denklemi veriliyor Buna göre verilen denklemi sağlayan kaç farklı x açısı vardır? Şimdi cos 2x var burada cos 2x. Ne yazabilirim? cos 2x yerine 2 tane cos kare x eksi 1 yazabilirim. cos 2x yerine eksi kosinüs x e, çarpı 2 tane sinüs x kosinüs x yazdım artı cos kare x yazdım. Eşit 2 cos kare cos kare daha 3 tane cos kare. 3 tane cos kare x eksi kosinüs x çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Karşı tarafa attığımız zaman 3 oldu. Bunu da cos kareler gitsin diye 3 cos kare artı 3 tane sin kare de yazayım. 3 öyle yazabilirim değil mi? 3 tane cos kare x artı 3 tane sin kare x diye yazı verdim. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Ondan sonra şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın. Ee, eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs kare x kaldı solda. Sağ tarafta da 3 tane sinüs kare x kaldı. Şimdi bak bu sinüs de bu sinüs birbirini götürür ama kenara not al. Sinüs x eşittir sıfırı sağlayan değerler. Nedir arkadaşlar onlar? Hangi aralıkta? 90 ile 270 arasında 180 var. Bir tek 180 de sıfır olur sinüs. 90 ile 270 arasındaki değerler için. Peki o zaman ne kaldı? 2 tane cos kare x eşittir. 3 tane sinüs x kaldı. Sonra kosinüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x yazarsam eksi 2 ile de çarptığım zaman 2 tane sinüs kare x eksi 2 yapar. Eşittir 3 tane sinüs x yaptı. Karşı tarafa atarsam 2 tane sinüs kare x eksi 3 tane sinüs x eksi 2 eşittir 0 yaptı. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. 2 sinüs x'e sinüs x diye ayırdım. Burayı da arkadaşlar eksi 2'ye artı 1 diye ayırayım. Eksi 4 sinüs artı 1 sinüs daha eksi 3 sinüsü versin. Buradan da sinüs x'in bir 2 olduğunu bir de sinüs x'in eksi 1 bölü 2 olduğunu bulurum. Tamam mı? Sinüs x'in 2 olduğu diye bir şey yok. Sinüs 1'den büyük olamaz. Eksi 1 bölü 2 olduğu değer de artı 1 bölü 2 olduğu değer 30 derece olduğuna göre 30 dereceyi 3. bölgeye taşıyalım. 180 artı 30'dan 210. Bak 210 derece buradan geldi. 180'de buradan iki tane kökü var. Kaç farklı kökü var diyor. 2 farklı kökü var. Tamam. Güzel bir trigonometrik denklem sorusu. Tam da sınav sorusu. Karşınıza çıkar mı? Evet. Sınavda bu tarz sorular soruyor ÖSYM amcamız. 35 devam ediyorum. Bir ABC üçgeninde, üçgeni için e, neymiş? A-B eksi bölü A artı B tanjant A-B bölü 2 bölü tanjant A artı B bölü 2 diye bir eşitlik varmış. Yine bir eşitlik sorusu. Şimdi... Ee, yukarıda verilenlere göre ABC açısı 60 derece. ABC şu açı 60 derece. 60. O zaman A artı C'nin de arkadaşlar 120 derece olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Tamam. A artı C eşittir kök 3 çarpı A eksi C. O zaman şöyle yazabiliriz. A eksi C bölü A artı C eşittir 1 bölü kök 3. E formüle göre A eksi C bölü A artı C de tanjant. Şuraya yazalım bakın. Tanjant A eksi C bölü 2 bölü tanjant a artı c bölü 2'dir. Formüle göre öyle. E şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, deriz ki deriz ki ben zaten a artı c'nin 120 olduğunu bildiğim için 120 bölü 2'den şurası zaten tanjant 60 O da zaten kök 3. Bunlar birbirini götürüyor. Demek ki arkadaşlar tanjant a eksi c bölü 2 1'e eşit. Bir de zaten tanjant 45'tir. E o zaman arkadaşlar e, bunları birbirine eşitlersek a eksi c bölü 2 45 olur. İçler dışlardan a eksi c kaç olur? 90. E a, eksi c 90. A artı c'nin de ben kaç olduğunu biliyordum. 120 olduğunu biliyordum. O zaman bunları taraf tarafa toplarsam 2a eşittir 210'dan a eşittir 105 olur. Bize sorulan b c bak b a c yani aslında zaten bize a açısı soruluyor. 105 bulduğuma göre cevabın e şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Geldim 36. soruya. Tanımlı olduğu aralıkta bir fx fonksiyonu vermiş. f fonksiyonunun y eşittir x doğrusuna göre simetriği gx fonksiyonu olduğuna göre gx eşittir pi eksi 1 bölü 4 denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle fonksiyonumuzun e, y eşittir x doğrusuna göre simetriği demek tersi demek. Yani f'in tersini alıp g'yi bulacağım. Terste ne yapıyordum? Önce fx yerine y yazıyorum. Y eşittir 2 tane kosinüs 4 tane x artı 1 bölü 3 eksi 3. Üç. Eksi 3'ü karşı tarafa attım. Şimdi x'i yalnız bırakacağım. 2 tane kosinüs 4 x artı 1 bölü 3 eşittir. Y artı 3. 2'ye bölüyorum. Kosinüs 4 x artı 1 bölü 3 eşittir. Y artı 3 bölü 2. Şimdi her iki tarafın ar kosinüsünü alıyorum. Arc kosinüsünü aldım buranın bak, galınca arc kosinüsle kosinüs birbirini götürdü 4x artı 1 bölü 3 kaldı. Sağ tarafın arc kosinüsünü alınca arc kosinüs y artı 3 bölü 2 oldu. Şimdi her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. 4x artı 1 eşittir 3 tane arc kosinüs y artı 3 bölü 2 yaptı. Şimdi biri karşı tarafa atıyorum. 4x eşittir 3 tane arc kosinüs içerisi y artı 3 bölü 2 eksi 1. Bir de arkadaşlar bu dördü buradan siliyorum. Buraya 4'ü bölü olarak geçiriyorum. Alın size x'i yalnız bıraktım. Artık x yerine f'in tersinde x yazabilirim. y yerine de x yazabilirim. İşte şu x'i tabii ki 3'ün yanına yazmalıyım. İşte size f fonksiyonunun tersi. Yani bu aslında sorunun bize söylediğine göre gx'miş. Bir fonksiyonun y x doğrusuna göre simetriği tersidir. E bunu da, e, bunun da pi eksi 1 bölü 4'e eşit olduğu değeri sormuş. 4'ler birbirini götürür. Eksi 1'ler de birbirini götürür. Her iki tarafı 3'e bölersem arkadaşlar ark kosinüs x artı 3 bölü 2 eşittir pi olur. O zaman yer değiştirirse kosinüs pi eşittir x artı 3 bölü 2 olur. Kosinüs pi eksi 1 demek. içler dışlar yaparsak eksi 2 eşittir x artı 3'ten x eşittir eksi 5 çıkacak. Oo, bir dakika. Nerede hata yaptık? Şurada hata yaptık. Tamam buldum hatamı. Hemen buldum. Her iki tarafı 3'e bölerken pi değil pi bölü 3 demem lazım. Bak buradaki 3'ü buraya bölüm olarak geçiriyorsam bunu buradan silip 3 yazmam lazım. O zaman yerleri değiştiği zaman ee, bunların yeri değiştiği zaman x artı 3 bölü 2 eşittir e, kosinüs pi bölü 3 yani kosinüs 60 yani 1 bölü 2 olur. Bunlar sadeleşirse x eşittir. Eksi 2 cevabımız a şıkkı olacaktır. Geldim 37. soruya. Bir trigonometrik denklem için kaç kök... Heh, sarmal yöntemi anlatmıştım size arkadaşlar. E, sarmal yönteminin nasıl olduğundan bahsetmiş ve aşağıda sarmal yönteminin uygulandığı bir fonksiyonu göstermiş. Bu denklem hangisi olabilir diyor. Normalde arkadaşlar x'lerimiz 0 ile pi arasında. Tamam mı? Burada 4 pi olduğuna göre burayı 4 pi ile genişlettiğimize göre demek ki 4 ile genişletmişiz. Yani kosinüs ya da sinüs 4 x ile başlamalı. Bakıyorum 4 x ile başlayan bu var bir de bu var. Şimdi cevap D mi E mi? Bence D. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın bir birinci bölgedeki açıları bir de dördüncü bölgedeki açıları almışız. Birinci ve dördüncü bölgede aynı işareti sahip olan fonksiyon hangisi? Kosinüs. Tanjant olsaydı hani şöyle olsaydı tanjant diyebilirdik. Ama birinci ve dördüncü bölgedeki açı değerlerinin sağlayanları aldığı için kosinüs 4x. Geldim 38. soruya. Şimdi diyor ki dipnot bazı trigonometrik denklem sorularında sadeleştirme yapmak kök kaybına sebep olabilir. Örnek bir örnek vermiş. Mehmet yukarıda verilen dipnotu dikkate almamış ve örneği çözerek cevabı 1 bulmuş. Yani ee, sadeleştirme yapmış ve kök kaybetmiş. Kenara yazmamış onları. Ah Mehmet ah. Mehmet dipnotu dikkate almış olsaydı kaç kök daha bulurdu? Yani ekstra kaç kök daha bulurdu diye soruyor soru bize. Şimdi canlarım. Öncelikle bu denklemi bir çözmeye çalışalım bakalım. Sin 2x 2 tane sinüs x kosinüs x çarpı sinüs x artı 1 eşittir. Bu birin karşı taraftaki birin gitmesi için de 1 eksi 2 tane sin kare x. Şimdi bu 1 bir, bu 1 gitti tamam mı? Ee, sağ tarafta eksi sin kare kaldı. Bakın burada da şöyle bir şey oldu. 2 tane sin kare x çarpı kosinüs x eşittir eksi sin kare x. Şimdi sin kare x'ler birbirini götürdü. Sin kare x eşittir sıfırdan gelen sin kare x sıfırsa sinüs x sıfır ya. Sinüs x eşittir sıfırdan gelen 0 2 pi aralığındaki 0 180 ve 360 köklerini Es geçti Mehmet. Bunları almadı. Direkt ne yaptı? 2 tane kosinüs x eşittir eksi 1'den. Bu ikiler de birbirini götürdü. Kosinüs x eşittir eksi 1 bölü 2. Kosinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu açıları düşündü. Nedir onlar arkadaşlar? 1 bölü 2 olduğu açıları hesaplayalım. E, 60 derece. Bunu önce 3. bölgeye taşıyacağız. Yani e, 180 artı 60'dan 240 derece yaptı. Kosinüs e, x eşittir eksi 1 bir dakika. Kosinüs x 1 ya. Çok özür dilerim. Bu ikiler birbirini götürürse kosinüs x eksi 1. Bir. 1 eksi bir bölü 2 nereden geldi? Kosinüs x eşittir 1. Kosinüsün eksi olduğu arkadaşlar ne var? 1 olduğu 0 ile 2 pi aralığında bir tane yer var zaten. O da 180 derece. Arkadaşlar bakın. Normalde 4 tane kök buldu. Değil mi? 4 tane kök bulması lazım buradan. E, dikkate almış olsaydı kaç kök daha bulurdu? Zaten 180'i buldu. Burada bir daha saymanıza gerek yok. 0 ile 360'ı ekstradan bulurdu. Yani 2 kök daha bulurdu. Kaç kök bulurdu demiyor. Kaç kök daha bulurdu diyor. Şimdi es geçtiği zaman 0, 180, 360'ı es geçti. E, çözdüğü zaman da 180'i buldu. Demek ki 180'i buldu. Ama es geçtiği için 0 ile 360'ı bulabilirdi bulmadı. Kaç kök daha bulurdu? 2 kök daha bulurdu. 0 ile 360 ola. Tamam. 39'da devam ediyorum. Aşağıda sol tarafta 3 denklem ve sağ tarafta bu denklemlerin çözüm kümeleri verilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bu denklemlerin doğru çözümleri eşleşmiştir diyor. Şimdi öncelikle şu 2'ye bakalım. 2 hemen yapılıyor. Her iki tarafın karesini alırsam sin kare artı kos kareden 1. Çarpımlarının iki katı da 1 eksi sinüs 2x. Eşittir kök 2. Yerleri değişirse sinüs şey kök 2'nin karesi de 2 özür dilerim şöyle 2 bu buraya bu buraya geçerse sinüs 2x eşittir kaç olur arkadaşlar eksi 1 şimdi şuraya yazalım sinüs 2x eşittir sinüsün eksi 1 olduğu açı değeri kaçtır 270 yani sinüs 270'e buradan arkadaşlar 2x eşittir 270 artı 360 k gelir bir de 2x eşittir 180 eksi 270 yani eksi 90 artı 360 k gelir bize ee... Tamam. Herhangi bir şey vermemiş. 0 ile 2 pi aralığında. Yani 0 ile 360 aralığındaki değerlerini vermiş. Buradan x eşittir 135 artı 180 k gelir. Buradan da x eşittir eksi 45 artı 180 k gelir. k yerine 0 yazınca 135. 1 yazınca e, kaç geliyor? 1 yazınca şuradan da 135 geliyor. Geç onu. E, sol tarafta 1 yazınca 180 artı 135'ten 315 derece. Burada zaten 2 e, yazınca e, 315 aynı geliyor demek ki 135 de 315. Yani arkadaşlar pi bölü 6 2 pi bölü 3 mi oluyor? Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bize size bir şey hatırlatmıştım hatırlıyor musunuz? Kare aldığınız zaman dikkat edeceksiniz diye. Şimdi 135 derece yerine yazıldığı zaman sin 135 cos 135 sin 135 eksi cos 135 de kök 2 çıkabilir. Ama 315 dereceyi aldığınız zaman ikisini de bakın 315 derece burayı eksi yapar. 315 derece buraya 315 kosinüs 315 artı olduğu için artı önünde eksi olduğu için eksi yapar. Yani bunun sonucu eksi kök 2 gelirdi. Eğer 315'i yerine yazarsanız sinüs de sinüs eksi kosinüs artı olduğu için cevabın artı çıkma şansı yok arkadaşlar. Dolayısıyla 315 alamayız. Sadece 3B bölü 4'ü alabiliriz. 2A ile eşleşiyor. Şimdi bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Cevap ya Bursa ya da Edirne. 2A ile eşleşti. O zaman İster biri çözün ister 3'ü çözün arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onu çözebilirsiniz. Ne yapalım? E, hangisini çözsek bakalım. Arkadaşlar şeyi çözelim ya. Ee, sinüs x artı 2 kosinüs x'i çözelim. Neden biliyor musunuz? Neden bunu çözelim? Çünkü sinüs x artı 2 kosinüs x'in ben 1'in karesi artı 2'nin karesinden 4 e, artı 1 5. Maksimum değerinin kök 5 olduğunu, minimum değerinin de eksi kök 5 olduğunu gördüm. Bu adamın kök 6'ya eşit olma gibi bir şansı yok. 2'nin illaki boş kümeyle eşleşmesi lazım. O yüzden cevap B şıkkı. Bak uyanık oldum orada gördüm. O denklemi çözmeye kalkmadım. Sin x artı 2 cos x. A sin x artı ya da eksi B cos x'teki en büyük değer e, kök içerisinden kare artı B kareydi. Yani kök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesi yani kök 5. E maksimum değeri bu ikisinin toplamının kök 5 iken kök 6 gibi bir şeye nasıl eşit olacak? olamaz. Demek ki B'nin de boş küme olduğunu bulmuş olduk. E bunu da çözseydik nasıl çözerdik? Karşı tarafa atardık. Köküç çarpı kosinüs 2x eşittir. Sinüs 2x yapardık. Her iki tarafı kosinüs 2x'e bölerdik. E o zaman tanjant 2x eşittir köküç. Yani tanjant 60 çıkardı. Değil mi? Burayı sinüs 2x'e böldük. Yok. şöyle yapalım. Yok yok yok. Bir dakika. Hızlı gittik. Hata yapmayalım. Her iki tarafı kosinüs 2x'e bölelim. Kosinüs 2x'e bölelim. Ha tam doğru yapmışız. Tanjant 2x eşittir kök 3 yani tanjant 60. O zaman 2x eşittir 60 artı 180 k. Buradan da işte x eşittir 30 artı 90 k falan diyerek çözüm kümesini hesaplayabilirsiniz. Geldim şimdi buraya. Denkleminin çözüm kümesi ile ilgili 5 elemandadır. En küçük hangileri doğrudur diyor. Şimdi bunları şöyle yapabiliriz. 3 tane tanjant x artı 3 çarpı 3 üzeri eksi tanjant x 3 üzeri 1 çünkü burası eşittir 4. Şimdi ben 3 üzeri tanjant x'e a diyeyim. İkinci dereceden denklemlerde de böyle çözüyorduk ya. a artı 3 bölü a. Çünkü 3, 3 üzeri eksi tanjant x 1 bölü 3 üzeri tanjant x. Yani 1 bölü a. 3 ile çarparsam 3 bölü a eşit 4. Payda eşitlersem a kare artı 3 bölü a eşittir 4. İçler dışlar yaparsam a kare artı 3 eşittir 4a. Karşı tarafa atarsam a kare eksi 4a artı 3 eşit 0. a ya a eksi 3'e eksi 1. Buradan a'mız bir 3 bir de 1 gelir. Ne ya demiştik? tanj 3 üzeri tanjant x'e. O zaman 3 üzeri tanjant x buradan bir 3 gelir. Bir de 3 üzeri tanjant x 1 gelir. Buradan tanjant x 1'dir. 3 üzeri 1 3'tür çünkü. Buradan da tanjant x 0'dır. 3 üzeri 0 1'dir çünkü. Tanjant x 1'si arkadaşlar x buradan ya 45 derece ya da 135 225 derece gelir. 180 artı 45'ten dolayı. Tanjant x sıfırsa da arkadaşlar bakalım sıfırla ile 2 pi arasında tanjantın sıfır olduğu yerler 0, 180, 360. 0, 180, 360. Yani toplamda 5 elemanımız var. Doğru. En küçük ile en büyük elemanın toplamı 3 pi'dir. Hayır. 360 ile 45'in toplamı arkadaşlar yok. 360 da 0. En büyük en küçüğün toplamı 360 yani 2 pi'dir. 3 pi değildir. Yanlış. Elemanları toplamı 5 pi'dir. Şurası zaten ne yapıyor? 270. hayır 5 pi yapmaz. 540 bu bunlar. 270 ile toplandığı zaman arkadaşlar 810 yapar. 5 pi değildir 810. Bu da gitti. Yalnız 1 yani A şıkkını işaretledim. Ve 41. X eleman 0, 3, 1 bölü 2 olmak üzere çözüm kümesi A, çözüm kümesi B. A ve B kümelerinden seçilen birer, birer elemanın aynı olma olasılığı. Şimdi A'yı ve B'yi bulalım bakalım. Kosinüs 3x eşittir. Kosinüs 60. Buradan 3x eşittir. 60 artı 360k. 3x eşittir. Eksi 60 artı 360k diyeceğiz. Buradan x eşittir. 20 artı 120k. Buradan x eşittir. Eksi 20 artı 120k. k'ya 0 verirsem 20. 1 verirsem 140. 2 verirsem 260. 3 verirsem 360'ı geçiyor. E, hatta 270'i de geçmemesi lazım. Çünkü 0 ile 270 arasındaymış açılarımız. Şimdi öbür tarafta k yerine 0 verirsem eksi 20 olmaz. 1 verirsem 100. 2 verirsem 240 eksi 20'den 220. 3 verirsem 360 eksi 20'den 340 yapıyor arkadaşlar. Ama 340'ı da alamam çünkü 270'ten büyük. Yani 5 tane elemanı var ağımızın. Şimdi B'ye bakalım. Kotanjant 3x bölü 2 eşittir. Kotanjant 30. Kök 3 kotanjant 30 demek. Buradan 3x bölü 2 eşittir. 30 artı 180k. Böldüm 3'e böldüm 3'e böldüm. 10 60k yaptı. İçler dışlar yaparsam x eşittir. 20 artı 60 çarpı 2'den 120 k. Şimdi şunu sileyim şöyle. K yerine 0 verirsem 20. 1 verirsem 140. 2 verirsem 260. 3 verirsem zaten geçiyor. Demek ki B kümesi de bu. Şimdi diyor ki A ve B kümelerinden seçilen bir elemanın olasılık bulacağız. Tüm durum A'dan bir elemanın seçilmesi. 5 tane var zaten. Çarpı B'den bir elemanın seçilmesi 3 tane var. Bunların aynı olma olasılığı. Hangileri aynı? 20'ler aynı bir ihtimal. 140'lar aynı 2 ihtimal. 260'lar aynı 3 ihtimal. Yani istenilen durumumuz kaç tane? 3 üç tane. 3'ler de sadeleşirse cevabımız 1 bölü 5 olur. Yani değişik. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Trigonometrinin 2'nin tesbirini de bitirdik ve sona doğru yaklaşmaya artık son bitirmeye çok fazla yaklaştığımızı söyleyebilirim. Şimdi bazı soruları işaretletmek istiyorum size. Ee, güzel sorular çözdük gerçekten. Bakın burada şu kök kaybı ile ilgili soru öSYM'nin soracağı tarzda bir soru bakın karşınıza gelebilir. Aynı şekilde biraz kümelerle karıştırayım diyorsa 41. soru gibi bir soru karşınıza getirebilir. 34 yine ÖSYM'nin soracağı tarzda bir trigonometrik denklem sorusu. 35 güzel böyle bir ara bilgi sorusu. 33 de aynı şekilde böyle bir bilgi sorusu karşınıza çıkabilir. 32 güzel bir grafik sorusu. 31 ÖSYM'nin sormayı seveceği tarzda bir eee Trigonometrik denklem sorusu. 29 güzel bir yeni nesil soruydu. 28 de aynı şekilde güzel bir denklem sorusu e, karşımıza çıkabilir. Bakın 25 biraz içerisinde parabol katayım diyebilir. 23 biraz içerisinde üçgen katayım diyebilir. Güzel bir soru. 24 biraz içerisine yine e, üçgenle alakalı bir şeyler sokuşturayım diyebilir. Bak 20. Soru yine güzel bir soru. E, biraz çember katayım işin içine diyebilir. 21. soru yine e, sağlam sorularımızdan bir tanesiydi. 17 yine ÖSYM'nin sormayı seveceği tarzda bir denklem sorusu. 16 güzel bir yeni nesildi. 14 güzel bir çember uzunluk uygulamasıydı. Karşımıza çıkabilecek sorulardandı. 12 yine aynı şekilde güzel bir uygulamaydı. 9 toplam fark yarım açı ile alakalı. Hem de trigonometri bak. Toplam fark yarım açı trigonometri denklem. Hepsi var 9'da karşımıza çıkabilir. 8 güzel bir uygulama yeni nesil uygulaması sorusuydu. 4 ve 2 de aynı şekilde güzel bir yeni nesil uygulama sorularıydı. Karşımıza çıkabilecek soruların başında geliyor bu sorular da. Şimdi canlarım trigonometri... Kaçı bitirdik? Trigonometri test, e, trigonometri 2 test 1'i bitirdik. Artık 15. adım bizim son adımımız olacak. Trigonometri test 2, 2. E, testi yani 44 sorudan oluşan testimizi çözeceğiz. Ve trigonometri kampımızı noktalayacağız. Bir bunu kamp programında da görelim. Bir kamp programı gelsin. Gördüğünüz gibi 13. adım hallolmuş. Trigonometrik denklemler. 14. adımı da hallettik. Trigonometri test 2, e, trigonometri 2 test 1. Artık trigonometri 2'de arkadaşlar sayfa 118'den başlayacağız. 128'e kadar 44 soruyu bitireceğiz ve 15. adım itibariyle trigonometri kampımıza da o güzel kampımıza da noktayı koymuş olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki adımda son adımımızda görüşmek üzere. Trigonometri kampımızda son kez buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.